Mutlu akşamlar diliyoruz. Gurme Spor'a hoş geldiniz. Maç sonu canlı yayınımız başladı. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Pendik Spor'u 4-1 mağlup etti. Ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Fenerbahçe Fenerbahçe'de hata yapmadı ve karşılaşmasını kazandı. Her takımla beraber bu maçı konuşacağız, yorumlayacağız. Oldukça gerilimli, gergin bir 90 dakikayı geride bıraktık. 90 demeye de bin şahit lazım. 10 dakika, ikinci yarı 11 dakika, ilk yarı 100 <laughs> 110 dakika. zamanlar. Nerede bak sen oraya kadar gidiyordu karşılaşma. Uzatmalarda da uzadı çünkü e, mücadele. Kupa finali gibi bir karşılaşma oldu. Çok gergin, çok stresli, birçok yönden e, bakabileceğimiz bir karşılaşma oldu. İlk yarı korku film gibi geçti Fenerbahçe için. 1-0 gerideydi Fenerbahçe karşılaşmanın ilk 45 dakikasında ikinci yarıda Mert Hakan'ın mükemmel golüyle Fenerbahçe beraberliği yakaladı. 1-1'i buldu. Devamında Başşuay'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti sarı Vertiler. Devamında Ferdi ve İrfan Can Kahveci skoru belirledi. Pendikspor'un da 9 kişi kaldığını hatırlatalım. Kadir Sağlam'a da ayrıca konuşacağımız bir karşılaşma olacak. Pendikspor'un e, oyununu konuşacağız. Fenerbahçe'nin ilk yarıda yapamadıklarını İkinci yarıda yaptıklarını konuşacağız. Teknik hamleleri konuşacağız. Uzun bir yayın sizleri bekliyor. Evet. Olacak ciddi bir katılımda söz konusu yayının başında keyifli bir yayın olmasını umut ediyorum. Serhat abi. İnşallah. Şimdi nereden başlamak istersin? Nereden almak istersin? Yani hem psikolojik anlamda önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Normalde bu maçı izlemeyen bir seyirci karşılaşmanın skoruna baksa 4-1 Fenerbahçe kazanmış ibaresini görse, uygulamaya girse herhalde rahat geçtiğini düşünecektir. 4-1 çünkü oldukça rahat bir evet. skor bakıldığında ama karşılaşma öyle geçmedi. Çok gergin, çok stresli bir karşılaşma oldu. İlk yarıda nereden baksan 26-27 tane faul yapıldı. 17 tane Pendikspor'un yaptığı faul var ilk 45 dakikada. Oyun bir türlü oynanmadı, akmadı. Ee, devamında öne geçti Pendikspor. Ee, Fenerbahçe ikinci yarıda maç çevirmeyi bildi. Evet. İlk yorumlarını alalım, devam edelim. Ondan sonra konu konu ilerleyelim. Yani önce e, maça iyi başlayamadık tabii ki. E, rotasyon bence tam olmadı bugün. Bunu İsmail Kartal kendi bilecek. Yaptığı <laughs> kafasındaki bazı inatlar bazı böyle bazen böyle Fenerbahçe hocası gibi oluyormuş gibi yapıyor tamam mı? Başta i̇şte bazı maçlarda sonra bazı maçlarda yine Anadolu'ya kalıyor ve kafasında git gelleri var tamam mı? Kendi böyle bir şeyler yapıyor. <laughs> Ama oyunun nerede hata olduğunu veya biz nerede problem yaşadığımızı anlamıyor. Şimdi rakip tamam mı? Yere yatmış. Yerden kalk. Yerden kalkmıyor rakip. Tamam. Bunlar yere yatmış. Tamam mı? Bunlar Sert oynamış. Çünkü niye? Ciddi bir prim almışlar. Alacaklardı, alamadılar. Çok üzüldüm vallahi gerçekten. Şu an nasılayım bilmiyorum. Uyku uyuyamayacağım. Yani Pendik Sporlu oyuncular bugün gün prim alamadı diyordu. Gerçekten çok üzgünüm. Ama şunu unutmasın Pendik Sporlu oyuncular da. Futbol tamam mı? Her şey para değildir. Herkesin namusu, şerefi, onuru vardır. Bence onun için yaşamalıdır. Bunu Fenerbahçe maçı için söylemiyorum. Sen alacağın prim, benim alacağım prim Tabii ki önemlidir. Sana bir katkı verir hayatına. Ama eğer alacağın prim senin oyunun önüne geçerse böyle işte bu ne kardeşim sen bak dedim ki size Galatasaray maçında söyledim size. Onu söylerken Galatasaraylılar yine saldırdı bana. Hiç önemli değil. Gram değil benim. Ama olayı anlamıyorlar. O maçta denk geldiği için söyledim. Vinicius fakof dedi dedim hakeme. Eğer Vinicius buna müsaade edilirse dedim. O zaman bak başka bir yabancı böyle hakemin ağzına böyle yapıyor. Hakem Adı kadar sağlamdır ondan değildir önce, O beni ilgilendirmez. Ondan önce Badu Endiayen'in bir pozisyonu var. Yüzüne vurduğu için sarı kart gördü Frede. Her şey itiraz ediyor. Ondan ben. sonra öyle bir şiddetli itiraz etti ki, Aynen. yani Hiçbir sarı şey kartın söyleyemem. çıkmaması tamam. inanılmaz yani. Tamam, bunlara bak. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bu işi Kadir sağlam mıdır, değil mi?dir Onu kendi karar verecek. Sağlam olup olmadı. Herkes sen şimdi sağlamsındır değilsindir değil mi? O sağlam mı değil mi kendi? Bu maçı seyredecek, tamam mı? Ailesinle, yalnız odada. Ben olsam yalnız seyrederim. Hiç ailemi karıştırma Onlar görmesin gerek yok. Ama Şimdi, maçı izleyenler ay, Kendi görsün. <laughs> tamam mı? Şimdi böyle şeyden önüne nasıl geçeceksin baba? Halil. Halil'le de çok tepkiliyim. Halil de Göztepe'de oynarken ben o zaman İzmir'de yaşıyordum, sevdiğim bir kardeşimdi ama çok tepkiliyim bu programı da izlesin tamam mı? Çünkü niye buraya Pendik sporlu Pendik sporun kaptanı milli takım forması giymişsin sen abi, sen bu ülkeye hizmet veriyorsan o zaman futbol adam gibi oynayacaksın. Zamandan çal, yani zamandan emek, emek, emek emek çalarsan emeği çalıyorsun, yarınlar emeği çalmak ve çok inançlı çok bir kötü çocuk. Bir şey ha. yani. Bak hayır bak Halil'in iyi örnek verdi, çok inançlı tamam. bir çocuk. Tamam mı? bu İnancın içinde bu da varsa o zaman ben bir şey söylemeyeceğim. Şimdi dışarıda sen İlk yarıda kayıyorsun ve tabelalara çarpıyorsun ve oralara gidiyorsun değil mi? Şimdi buradan kalkıp kendini sağın içine atarsan, tamam mı? O zaman... Demek burada... sen oynamak istemiyorsun. Sen oynamak istemiyorsun. Tamam. Bunda bir problem var Ama mı? Hakem cezalandıracak. Tamam. Hakem gidecek. direkt sarı kartı verecek. Bir daha kimse bir... yapamayacak. Ha. Kimse yapamayacak bir daha. İşte hakem oyun oynatmak istemiyor zaten. Burada şimdi pendik sporlu oyuncular zaten orada kendi karakterini, kendi adamlığını kendi kişiliğini... Ortaya koymuş. Ama hayır, skor almadan da böyle yapıyorlardı. Tamam, bir de almış üstüne. Skoru yarım saatin sonra sonunda aldı. Daha çok yapmaya başladı işte. Ama tamam, ondan sonra daha çok yapacak tabii ama yatarak zaten skoru aldı. Oraya istedi ama Fenerbahçe bu oyuna niye geliyor? Biz biz ge daha üç gün, dört gün evvel Union maçında tamam mı adamları dağıttık, darma duman ettik. Tamam mı biz oradan buraya ne oluyor abi? Sen niye tandem'i bozuyorsun? Ciku bir girdi oyuna sen, ikinci yarıda. Evet. Bütün maçın şekli, hikayesi değişti. Sen kurun içi aldın diye onu oynatmak zorunda mısın? Abi Mert Hakan'ı en çok ben eleştirdim. Doğru mu kardeşim? Evet doğru. Eleştirelim de yüzde yüz arkasındayım çünkü haklıyım o kardeşim. O zaman öyleydi çünkü. O zaman öyleydi. Ama şimdi, öyleydi. şimdi top şimdi oynuyor. Şimdi adam top oynuyor. Oynamaya çalışıyor, mücadele etmeye çalışıyor. Çok da kritik bir gol atıyor. Evet. Niye alıyorsun abi sen oynuyor? sen Senin aklın mı gidik hocam? Aklında bir sıkıntı mı var? Adamı niye alıyorsun oyundan? Bu maç mı yani? Ya yani bu maç mı? Adamı zaten oynatma diyoruz. Tamam mı? Oynatıyorsun. Yanlış yerde, yerde oynatıp diyeyim. yanlış, yanlış yerde çık. Şimdi doğru yerde adam doğru iş yapıyor. Adam oyundan alıyorsun. Ya akıllara zarar. Ben Pendik oyuncular hakemden ziyade ben bizim ilk yarıdaki oyuna ve İsmail Kartal'ı hayretlerle izledim. Niye yapıyorsun abi? Biz, bak iki, 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 iki pas yaptık maç Dört oldu. Dört oldu. İki çıldırdı çıldırdı bir noktadan sonra yalvarıyorum dedi sakin, sakin olun dedi. dedi ya yani iki pas abi biz ne zaman Kurun iç bir tane topu aradan gelip hep kaçak gelip, dövüşüyor hep, hep kaçak dövüşüyor hep kaçak dövüşüyor almıyor bir tane topu al baba sen niye sen seni niye biz o pozisyonda biz seni niye transfer ettik sen ayağınla topa değme veya <laughs> en az topa sen değme. diye mi sen ne zaman risk alacaksın bir pozisyon var rakip kapanıyor Pendik Spor Fenerbahçe'de çıkacak pasla Serdar Aziz Hı -hı. oynayacak e, Kuruniç'e topu evet. oynamak istiyor Kuruniç topu Hı -hı. almamak için Pendik sporlu oyuncunun arkasına saklanıyor ve evet. eliyle Ciku'yu gösteriyor. Ciku'yu oynuyor. Ciku oynadı diyor. Evet. Ciku da aldı topu. Normalde kurun iç e vermesi lazım. Anladı artık Fenerbahçe'nin defans oyuncuları da. Ciku bypass etti. Yani bypass etti şeyi, kurun içi. Evet. Direkt olarak tadici bulmaya çalıştı. Direkt olarak ferdiyi bulmaya çalıştı. Ve onun attığı Ferdi'ye gol oldu. oldu. Gol oldu. Gol oldu. Mert Hakan'ın golü öyle geldi. Ciku başlattı ata. Ba Ciku başlattı ata. Tek topla. Evet. Şimdi bunu normalde üstlenecek oyuncu. Kurmay. Şunu unutmayın. Bugün Fred çok iyi gözükmedi. Ama çünkü arkasında o kirli işleri, o oradaki pisliği temizleyecek İsmail yoktu. İsmail yoktu. Kuren hiç bir tane mücadeleye girmedi. Bir tane top alıp top çevirmedi. Baba biz bu adamı niye aldık? Hadi yapmadın mücadeleye. O zaman topu yap. O da topu yok. yap, o da yok. E o da yok. E, o olmayınca orta saha çöktü. Bu sefer ne oldu? Mert Hakan'ın, Fred'in bireysel performanslarına kaldın. Kaldı ve mes koşu mesafeleri de arttı. Arttı. Yani şimdi ilk yarıdaki koşu mesafelerine bak oyuncuların, ikinci yarıdakilerine bak. İkinci yarıdaki koşu mesafeleri olumlu anlamda diyorum bunu. Evet. Şimdi koşu mesafesini düz hesaplamayın abi. Tabii şiddetli koşuyu şiddetli hesaplayacaksın ve hatalı koşuyu hesaplayacaksın. Pasayı, ben kurun, evet ben kurun için yaptığı hatadan dolayı ki koşum hatalı koşu. Buna bir bak. Evet. İlk yani mesela iki şöyle giyim. örnek verelim. O Samuel sağ sahçısı diyelim ki top kaybetti. Çok Hı. hızlı bir oyuncu değil mi? Geri koşmak zorunda ya. Evet. O hatalı koşu. Hatasını telafi etmek için yaptığı koşu. Evet. Ama e, orada baskıda kazandığın top o faydalı koşu. Yani onu ayırmak lazım. İyi ayırt etmek lazım. E, ama günün sonunda Fenerbahçe <laughs> bir şekilde cevap verdi. Yani e, ben reaksiyonsuz bir 45 dakikayı gördükten sonra Cikun'un girmesinin inanılmaz değiştirdiğini gördüm. Yani 45. dakikada tabii sarı kart tamam, olduğu için çıkabileceği gerek var mı? Gerek yok. Bu kadar, zaten. Bu kadar şampiyonluk yarışın içinde. Bu kadar bu oyunu böyle lakayt bir şekilde çıkarmanın bir anlamı var mı? Yok ben istedim, bundan sonra dinleyeceğim. Yedi maç, üç hoca... maç. Baba burası senin çiftliğin değil ya. Abi Hocam. Sen maçı kaç kaç bitti? 03 03 turu geçtin mi %90? Evet. Geçtin. Şimdi bu maç senin hayati maçın değil mi? Evet. Ligde kaybettiğin anda puan bitti yani. Ben, ben bütün şeyden yıkılıyorsun. sen bu kadar lakayt nasıl e, Peki şu olmaz mı? Şunu yapamaz kale, mısın? İlk yarı kale şutumuz yok. 57. Efendim. dakika ilk kaleye bulan şut. E, şunu yapamaz mısın? Hani en azından maçı kazanacak 2-0'a 3-0'a getirecek skor aldıktan sonra rotasyon yapmak daha mantıklı değil mi? Tabii ki daha mantıklı. Yani sen zaten saçma sapan Serdar Aziz'le çıkmışsın. Tandemi bozmuşsun. Ee, i̇şte ne bileyim orta sahada... ...yine birazcık daha defansif düşünmüşsün. Şimdi baktığında... ...genleri... ...daha defansif oyuncular abi. Mert, işte Mert Hakan da. Doğru mu? Aslında e sen de öyle sen yani. şimdi kandırıyorsun. Diyorsun ki ben 1-6, 2-8 oynadım. Kandırıyorsun hocam. Sen 2-6, 1-8 oynadın. Yapma. Kandırıyorsun. Kandırma. Mert 6'ya yakın. Korkma. Pendik Spor'dan korkarsan... ...maç 0-1 olur. Mert, Mert, Pendik'ten... ...korkmayıp... Kendi futbolu oynarsan baş dört 1 olur. Sen karar vereceksin hangisini istediğini. Çünkü sen iyi takımsın. Yani bu, bu bir tesadüf değil ya hocam. Patron sensin sen, çünkü. Evet. Sen baktığında bütün puanları evde kaybetmişsin. Niye kaybettiğini söyleyeyim mi? Korktuğun için kaybettin. Evet. Yani rakip daha iyi oynadığı için değil. Sen korkuyorsun, korkma kardeşim. Bak korkma, korkmayınca dört oluyor. Ağzımda tüy bitti. Ama sen korkunca, sen işte Fred'le işte şey, Mert Hakan'la sekiz yalan beni kandıramazsın, bizi kandıramazsın. Onlar daha defansif oyuncu. Mert Hakan 8 oyuncusu Mert geçiş olsa, oyuncusu. Geçiş oyuncusu ama daha çok defansa yardım eden bir oyuncu. Savaşçı mücadeleci oyuncu. Mücadeleci bir oyuncu. Gol atmasıyla alakalı, bir, gol atmasıyla alakalı değil bunun. Ah. Golü yapabilir mi Mert Hakan? gol de atabilir. Ya yapabilir kardeşim golü. Ben pozisyon anlamında söylüyorum. Pozisyon anlamında söylüyorum. Pozisyon ilk yarıda bizim çıkamamızın sebebi üçlü orta saha. Evet. Fred de iki hat, pas, pasları hatalı yaptığında biz oyunu kuramadık. E bunu nasıl çözeceksin? Bunu nasıl çözemedi bunu? Bak bunu bunu aslında çözemedi. Oyuna Çiku'yu aldı, sarı kartları çıkarttı hakemden çekildiği için. Tamam doğru. Oyunu yine açan, oyunu arkadan açan yine Çiku oldu. Çiku uzun paslarla. Ama sen Çiku'yu niye oynatmıyorsun baba? Biz bir şey, yani ben anlamadım ki. Stoper oynar abi, stoper niye rotasyonu gitsin sen ki niye yani? so, so rotasyona yani? Çiku zaten dinlenik veya işte Cilo maçında oynadığı için büyük ihtimalle yapıyor e ama tamam da abi, ama Jayden, o zaman Jayden oynamasın Ciko oynasın. Yani anlatabiliyor muyum? Hani Ciko daha hayati bir oyuncu Fenerbahçe için. Jayden'a göre. Oyun kurulumunda çok daha hayati bir oyuncu. Bir de iç sahada oynadığın için senin zaten topa hakim olman lazım. Ya bir şekilde bir şekilde hocanın bir yerde duruyor abi tamam mı? Duruyor. Yapacak bir şey yok. Sonuçta ben şunu söyleyeceğim. İnanılmaz rezil bir hakem performansı. Rezil abi rezil. Tamam mı? Böyle gerçekten ee, sarı kartları. Ben her programda söylüyorum. Burada hepsi kayıtta. Fenerbahçe'nin ilk 15 dakika iki sarı kartı. Hemen giren. bir tarıyor. Üç sarı kartı bugün. Tabii tarıyor. Tamam mı? Vermiyor. Ya açalım diyorum ki rica ediyorum ya. Ben istemiyorum varım Oradaki konuşulan hiçbir muhabbeti de dinlemek istemiyorum. Federer sadece şunu rica ediyorum. Bu maç tamam bugün bunun gibi maçları takımın rengi önemli değil. Getirsinler tamam mı? Çıkan sarı kartlara ve dakikada maçı izletelim. Sana Hı -hı. yemin ediyorum hiçbir hakem Avrupa'da geçermez. Şeyini irtarlar ya rütbesini irtarlar diyorum Böyle sana. Böyle maç yani. yönetilmez abi. Ya bu kadar oynatmamaya müsaade edilmez, ya adam, edilemez yani. Adam reklam panosunda orada yatıyor Halil. İçeri geliyor. İçeri atıyor kendini yere atıyor Halil. Ya Pendik Halil, Spor doktoru. Halil'e Halil spor... buradan sesleniyorum Halil. Bak kardeşim senle de oturduk kalktık. Seni de insan olarak seviyorum. Sen milli takımda oynamış bir oyuncusun. Senin amacın ne kardeşim? Niye oynamıyorsun? Niye ya? oynamıyorsun sen futbol ya? Sen taş gibi futbolcusun. Al golünü de attın. Ne amacın ne senin sen çıkıyorsun orada. Galatasaray maçında ne yapıyorsunuz kardeşim siz bunları ya? Bana bana birisi sana şunu söylesin. Galatasaray stadında Raoult Park'ta Allah için böyle yatan, böyle maçı uzatan Türbün kaldırıyor ama. Hem da türbün hem Galatasaraylı oyuncular orada baskı yapıyor. Bana Galatasaray mu? maçında ilk yarı 11 dakika, ikinci yarı 15 dakika ne bileyim kaç dakika uzatılan maç söyleyin. Söyleyin kardeşim ya ben, bana anlatın. Bu kadar rakibin iki kırmızı kart gördüğü, hocasınınla birlikte üç kırmızı kart gördüğü, neyin ne olduğu belli olmayan, tamam mı? Niçin geldikleri belli olmayan. Fenerbahçe ya, fiyem, ile gol attı. Kardeşim sen Fenerbahçe'de bir tane böyle maçın var mı ya? Bir kere böyle mücadele ettin mi sen, sen? Sana Fenerbahçe ne yaptı abi ben size soruyorum. Umut Nair. Bunu şunun bak, için Umut Nair benim kardeşim. Şunu söyleyelim abi bir kardeşim, söyleyelim. Ne söyleyeceğim? Ee, Mama yaptığı o kadar sert fauller var ki. Gaddar, onu anlatıyorum sana. Gaddarca faal yapıyor. yani. Onu anlatıyorum. Aynısını anlatıyoruz. Soruyorum. Burada Hı. Fenerbahçe'de bu kadar mücadele etmiş mi? Seyrettik. Geldi. Kasımpaşa'dan geldi değil mi? Evet. Böyle bir şey yap. Fenerbahçe evet. ne yaptı abi? Ne yaptı mesela? Paranı vermediyse zaten şikayet ediyorsun. Alıyorsun. Ne yaptı Fenerbahçe? Sana iyi davrandı mı? Tamam. Git o zaman. Gittin. Bitti Fenerbahçe. Bak Umut Nair ya. Her maçta her şeyde yere atıyor. Her şeyde yere atıyor. Ne oldu? Uf mu oldu? Bak ben kardeşim ha takipleşiyoruz. Ama ben Umut Nair'den ilk defa böyle bir şey gördüm. Ve gerçekten çok üzüldüm onun adına. Bak gerçekten çok üzüldüm ve Fenerbahçe taraftarını asıl üzüldüm. Ya, Fenerbahçe sıfır <laughs> abi geçen Rams Park'ta maçta ıslıktan Biz kendimizi duymadık. Bak gördüm. bunlar bunlar bugün burada tamam mı? Bu ıslık sesi tamam mı? uğultu sesi onların en az 24 saat 48 saat Çıkma, etki yapması şık, lazım. Canım. En az en az. Evet. Ama taraftar almış oraya. Lay lay lom. Lay lay, lay Lan ne lay lay lom? Maç gidiyor. Maç 1-0. Bir 0-1. Sıfır. Sıfır bir. Ne lay lay lom? Ne şarkısı? Kim size bu besteleri veriyor kardeşim? Belli bu, bu taraftara tamam mı? Almışlar belli kısmı. Bitmiş abi olay. Kimse Ali Koç istifa bağırmasın diye Fenerbahçe taraftan yok ettiler. Ya burada Allah aşkına Berkay bana birisi anlatsın. Şunu bir rakip yapacak burada Kadıköy'de çıkamaz oradan ya. Ben gittim. Sen ya oynadın. çıkartmazlar sen, diyorum. Ben oynadım sen çıkartmazlar. Sağdaydı. Fenerbahçe Gaziantep maçı 4-3'lük maç değil. 3-1'lik maç Kadıköy'deki. Evet. Fanoidon Kufrik attığı gol. Orada. Benim kaçırdığım birkaç senin, tane. Senin onu birkaç kaçırdığın direkten dönen e, karşılaşma. Ama presle aldım. Presle alıp dönüp golü olan evet. pozisyon. Fenerbahçe takımı o gün. 1-0 geriye düştü. Evet. Ve çok iyi bir Gaziantep. Hep veriyorum evet. örneği. Gaziantep spor takımı. Lazaro attı. 1-0 bir oldu. Hı. Birkaç dakika Fenerbahçe sahasında vakit geçirmeye çalıştı rakip takım kalecisi. Evet. Ya sana bir şey söyleyeceğim Serhat abi. Öyle bir uğultu oldu ki statta. Yemin ediyorum sana. 3 metreye duyamadı. Fenerbahçeli oyuncular kendini duyamadı statta. Öyle bir taraftarı vardı Fenerbahçe'nin. Oradan iş nasıl buraya geldi, nasıl buraya evrildi hakikaten anlamak mümkün değil. Yani ee, çok enteresan. Bu taraftar profilinin bu kadar değişmesi. Ama ne olursa olsun en azından e, oyuncuların bir şekilde e, birkaç tane oyuncuyu önde, öne koymak lazım. İrfan girdikten sonra büyük mücadele verdi bence. E, hakikaten mükemmel e, de bir gol, gol attı. Penaltıyı, çıkarttı. Penaltıyı çıkarttı oradan. E, Ceko'nun bugün bozuk oldu ama için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şu an işte de hiç sorumluluktan kaçmadı. E, bütün abi, topları kendine kaçtı. istedi. Ferdi'yi ayrı göster, tutuyorum. Kaçıncı? Ferdi mükemmel kaçıncı, oynadı. Ben görmüyorum Pendik kaçıncı abi? İkinci sayfada Pendik. Açın kaçıncı sayfada? Kaçıncı? 19. Şu 19. Anda. Ben bu adamların kaç tane maçını seyrettim? Bir tane böyle maç oynamışlar. Tamam Beşik abi, size yendiler. prim verecekler. Primi tamam mı? Maçtan sonra alacaksın. Maç oynarken alamazsın ki siz primi alacağınız parayı. Para sizin karakteriniz, kişiniz önüne geçerse, ya ben böyle bir şey görmedim. Kaleci yerden kalkmıyor. Benim kaleci, için en tap noktayı yer... söyleyeyim mi Serhat abi? En tap nokta. Ne? Seyirciler hatırlar Fenerbahçe bir gol kaçırdı. Kuruneç vurdu, direkten döndü. Tamam. Devamında Fred vurdu yerden. Evet. Oyuncu ayağıyla çıkardı. Tamam. aya top ayağına çarptı. Futbol e e topu yani evet. 500 gramlık futbol topu ayağına çarptığı için yere yattı oyuncu ya. Tamam yatar. Fenerbahçe kalesinde şut çattı yine hatta ayağım arıyor dedi. Şuta voley vurdu sağ çaprazdaki evet. oyuncu. Voley Gökçen. vurdu. Ya Gökçen soruyorum şimdi Gökçen. Nasıl nasıl bir adamlık? Nasıl bir kişilik bu soruyorum size ya. Siz futbol oynamaya mı geldiniz? Sizin hiç utanmanız yok mu ya? Ya bunu Fenerbahçe için sormuyor ama biz de futbol oynadık. Biz de ekmek parası bu ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya size hocanız, size hocanız yatın diyorsa biz yatmayacaksın diyeceksin. Kardeşim senin adamlığın kişinin yok mu? Sen top oynuyorsun, futbolcusun sen ya. Senin eşin, dostun, abin, kardeşin, seni annen, baban. Izliyor. Seni, seninle nasıl gurur duysun kardeşim sen sadece yatacaksan. Siz buraya yatmaya gelmişsiniz ya. Hay bak sakatlık olur. Bir sürü de de Umut Nair'in de gördüm. Ya. Ayağına da basıldı. Bunlar acır. Yatarsın kalkarsın. Siz yatıyorsunuz kalkmıyorsunuz. Pendik Spor doktorunu, gelmeye Pendik istedim. Spor doktorunu ikna edemedi hakim. Pendik Spor doktoruna çık diyor. Doktor çıkarmam diyor. Evet. Ya doktor çıkarmam diyor çıkarmam ya. Çıkarmam diyor. Ama kartı göstereceksin. Doktora da göstereceksin. İşte o oyuncuya da göstereceksin. Bir kere yapsan bitecek. Halil bir kere yapsan. Halil. Dışarıda düştü İlk halil yaptı bunu. Gel tamam, abi başla. içeri. İçeri mi tamam. yattı? Tamam gel bakayım Halil. Kalk. Ne vardı? Tamam. Süper. Şimdi dışarıda tedavi olun. Al sarı kartını. Bitti da. Olay. Bakalım tamam. bir daha yapacak. Maç mi? oynanacak artık Heh. o saatten sonra. Bitti olay çünkü o saatten. Kimse yapamayacak. Hiçbir oyuncu yapmaya cesaret edemeyecek. Bunu yapmadığı edemeyecek. için oyunun kontrolü gitti. Zaten niyeti de kötüydü. Fenerlileri dağıttı. Tamam mı? Yemedi. Zaten maç çığlığından çıkınca onlar da artık hırsına yenik düşünce. Tamam mı? Verip... Wellington'un yaptığı Ve... faul aldığı sarı kartlar normal inanılır değil gibi ya. değil yani. A adam faul yapıyor. Bence öncesinde faul... o İkinci sarı kart deyip akşam var ya onun bir öncesi faul ha. Orada da sarı kart var. Gidiyor hakemin suratına böyle yapıyor ya. Oradan gördü zaten. Ya bunlar Onu, onu terbiyesizce, gördü. Onu gördü bak ya, sonra atıldı. Evet, terbiyesizce bunlar. Terbiyesizce ba, hareketler. Kadurun atılma işi. Hayır ha, orada görmedi. Bir öncesinde öbür tarafta geldi. Bam diye tekme vurdu. Dahaktan sonra bir daha faal yaptı orada gördü. Evet, Anlamsız evet, bir şekilde. Evet, evet, evet. Tamam mı? Sol çizgide. Sol çizgide vermedi. Onun dönüşünde faul evet. oldu. Sarı sarıdan sonra evet, sarı evet, kırmızı evet, verdi evet, Altışa. Yani inanılmaz sen adamlara bu kadar müsaade verirsen ya bir şey söyleyeceğim, Badu Endiayan'ın nasıl bir itirazdır kardeşim bu? Adam o kadar özgüvenli ki sarı kartı var. Bak sana yemin ediyorum ben yıllarca futbol oynadım. Yapamazsın. Sarı kartı olduğumda yapamazsın. Yani abi. böyle saklanırdım. Aman işte girmeyin. şöyle konuş kibar evet, konuş. Yani. yani bir şey söylesem aman hemen sesim. Ben böyle bir özgüvenli sarı kartın üzerine itiraz görmedim. İFA ya. İFA kurallarına göre, kurallara göre bir hakeme şiddetli itirazın tanımı, evet. tanımı, tanımı ya yani sarı kartın evet. eşittir budur yani sarı kart. Endiayan'ın. Yok ya bugün hakim. Oyuncuları yıldırmaya çalıştı tamam mı? Buna çanak tutmayacaksın abi. Ben ne dedim? Şimdi bana hep kızdınız dediniz ki biz hakem niye yemek zorundasın? Yemek zorundasın abi. Al işte maçın örneği. Hakemi de, rakibi de, yatanı da, kalkanı da. Neyse devamını söylemeyeyim. Yeneceksin. Yeneceksin abi. Top Mecursun. oynaman lazım. Öyle. Böyle. Ya da çekileceksin ligden. Top oynaman lazım. Top oynayarak yeneceksin. Yani ne yap? Biz böyle biz yenmek zorundasın kardeşim. E, işte karşı herkes böyle. Anlatıyorum size. Bu, bu Fenerbahçe Fenerbahçe'ye karşı. Al eski futbolcuları. Ölümünü oynadı Tiyan bugün ya. Ya Tiyan böyle top oynasa Fenerbahçe'de. Kalırdı zaten. da kalırdı abi. Bir şekilde rotasyona bir yere girerdi. Bu neymiş abi? Ne hırsıdır bu? Geliyor bütün Fenerbahçe'li oyunculara saldırıyor. Kavga sen, ediyor yani. Sen kardeşim önde oynayan ofans oyuncusu değil misin? Sen git gol atmaya uğraş. Defansta, orta sahada, her yerde uğraşıyor. Ve kavgayla uğraşıyor. Hep kavgayla uğraşıyor. Ne abi senin problemi? Fenerbahçe sana ne yaptı? Hepsi böyle. Öbür türlü deniz Türüç gelir, ona tokat atar, buna bilmem ne hareket yapar. Her kavganın içinde var. İnanılmaz gerçekten. Umut Nair görebileceğin en bak, düzgün, en en, düzgün. Düzgün, en efendi, beyefendi çocuklardan bir tanesi. O bile bu tamam mı kirli oyunun içinde <laughs> üstünde toz birikmiş. Çok üzüldüm bak Umut Nair. Eğer burada dinliyorsa gerçekten çok Hı -hı. üzüldüm. Ayağına basabilirler, şunu basabilir. Abi, futbolcu adamsınız ya. Herkesin ailesi, anası, babası, çocuğu, çoluğu var. Bu nedir abi ya? Futbol oynanmadı bir gün. Bugün 45 dakikada bir dakika başına 45 saniye 45 başına 45 faal saniye oldu. bir faal olmuş. Rekor büyük ihtimalle. Faulü bırak. 10 dakika maç serttim ben ya. Ya yenin ya kardeşim yenin yenin. Yenin abi Fenerbahçe hepinizin. Ama top oynayın. Ama top oynayın baba biz ben, ben maç seyretmek istiyorum abi ya. Ben artık emekliye doğru giden bir adamım ya. Bırakın şurada iki dakika maç seyredeyim ya. Ben hayatımda ya abi açıyorum vallahi kapatıp City Liverpool maçına geçecektim ya. En azından futbol maçı seyredemedim. Ben futbol ya. seyredemiyorum ülkede. Buna hakem de izin vermiyor. Ya adamları biraz seyredin abi. Hayır, biz maç seyrediyoruz da hakemler ne bileyim Netflix mi seyrediyor kardeşim? Kadir Sağlam Pineiro'yu izlemedin mi mesela? Sen FIFA'da maç maçında i̇zlemedin i̇zlemedin mi o maçı yani. izlemedin mi yani mesela? Bu ya böyle... sen hakem sen. Sen o ne? onun maç yönetme şekliyle senin maç yönetme şeklin aynı mı? Şu noktada Kadir Sağlam'la Pineiro'nun maç yönetme şekli aynı olabilir mi? Hata yapabilirsin. Penaltıda, kırmızı kartta, golde yapabilir. Ama maç yönetme şekliniz aynı mı ya? Ne, ben anlamadım. Millet oyun oynatmak için bir tane jülyon maçında bir tane hakeme itiraz oldu mu ya? Yapamazsın ki. Burada hakeme itirazdan. Ya oynuyorsun abi, çünkü bir yandan da oynamak zorundasın. Out. Kalenin bu tarafından kale direkşi. Kaleye böyle bakınca. Kale Kaleyi de, ala kale sadece, burası mesela. Kale burası. kalemiz burada. Buradan out oluyor. Adam buradan kullanıyor. Mert Hakan bir şey söylüyor. Hakem orada değil ki. Anlamıyor hakem, onu. Bak hakem sadece kötü niyeti ve iyi niyeti. Bak insanların kötü niyeti ve... İyi niyeti bana kalmış değil. Benim haddime de değil. Berkay'ın niyeti iyiyse iyidir, kötüsü kötüsü. Onunla o yaşayacak. o Onun hayatı onun. Doğru mu kardeşim? Doğru, doğru. Hakem onunla sınanacak zaten. Tabii. Hiç şansı yok. Tabii. Yani ben kulak yiyorsam, beni Allah zaten sınacak. Ben bundan kaçamam. Tabii ki. Bitmiştir Tabii benim ki. işim. Bugün, yarın, 10 sene sonra Aynen veya hastalığımla veya sağlığımla Aynen. bir yerde sınanacağım. Doğru Aynen. mu? Ama abi hakemler kötü, onu anlamıyorlar. Kötü, kötü. Kondisyonları kötü. Bak bu hakemleri koşamıyor götürün, ki. Kampa, Koşamıyorlar. yurt dışındaki hakemlerle ezilirler e bunlar. Geçemiyorlar zaten. Bütün testlerden kalıyorlar. Kalınlar abi. Bak bunlar koşamıyor. Bunlar sağda solda keyif yapıyor. Küfür edenlere 200 lira, 300 bin lira şey açıyorlar. Tamam mı? Ee, Dava da açıyorlar. Yapmışlar. Gelir kapısı yapmışlar. Tamam bundan bir hayat kurmuşlar kendine. Diyorlar ki benim hayatım böyle. E buradan da güzel iniyor baba. Ben niye bunu değiştireyim diyor. Adam bakmıyor. Kontrol etmiyor kontrolü kaybediyor ve hakemlik seviyeleri kötü. Bak cidden tabii, çok tabii, kötü. Tabii seviyeleri çok kötü. Çok kötü. Çok yani kötü. bu sadece Fenerbahçe'ye karşı, yani. Galatasaray'a karşı, Beşiktaş'a karşı zaten adam Fenerbahçe'ye karşı ne bileyim Galatasaray'ı kolluyorsa işte Fenerbahçe'ye şey yapıyorsa, Fenerbahçe'yi kolluyup Beşiktaş yapıyor. Zaten ben o adama bir şey söylememem lazım. Çünkü o adamın zaten karakteri oturmamıştır. Doğru mu kardeşim? Doğru. doğru. Ben zaten hakemliğimle eğer düdüğümle bir ka, bir camianın kaderini ve öbürküsünün kaderini etkiliyorsam benim zaten ka, 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 şeyinde karakterimde bir sıkıntı vardır. Onun o benim haddime değil. O onun kendi yaşayacağı şey. Ama bence pozisyon takipleri kötü. Uzak açıları kötü. kötü. Ya mesela bir offside çalıyor. Tamam belki milim offside, Ya sen ne gördün de nasıl offside çaldın? Yana hakemler içinde. Tabii canım. Onlar da her şeyi bana bırakmışlardı. Ya bara, adam bara şey, bara bırakmışlar buradan ha? bakıyor. ilk göreceği oyuncu kim biliyor musun? Samuel orada. Samuel İkincisi penaltı noktasının orada ceza sahan üstünde pendikli oyuncu. Belki topuğundan falan milimdir bak adım evet, kadar emin. Evet, evet. Tamam mı? Mert Hakan'ın pasıyla. Sen oldun. nasıl gördün? Bak offside bir şey değil ha. Gol pozisyonu da değil. Başka bir şey söylüyorum, Basit bir pozisyon. Nasıl gördün de bayrağı kaldırdın? Nasıl yani? Anladım. Çünkü senin oyuncu görme açın yok ki. Göremezsin. Yanlış yerdesin. Yani çünkü. senin onu görmen için senin o sayıda üç... olman lazım. Hayır veya 3 metre kafan daha yani. yüksek olması lazım. Senin zaten ufacık boyun son var. adam seviyesinde değilsin zaten. Değilsin Pozisyonun zaten. yanlış. O anlamda. Pozisyonun yanlış. Tak kaldırıyorsun. Yani her şeyde yanlışlar. Yani ben hayatımda tamam mı? Çok maç seyrettim. Ama seyrettiğim yani ciddi kavgalar oldu bizim işte İsviçre maçı oldu falan. Bak İsviçre maçında ciddi kavga oldu yani. Yumruklar falan. Tabii ki canım. Bak Tabii. yumruklar falan havada uçuştu. Tamam mı? Doğru. Cezaların havada uçuştuğu bir maçtan doğru. bahsediyorum. Sana emin ediyorum bu kadar gerginlik seviyesi yoktu. Aynı burada Kadıköy'deydi dedim maç. Doğru. Doğru. Pendik Spor'un neymiş böyle ya? Şimdi diyecekler ki düşme mücadelesi oynuyor. Her maçta beklerken. Herkes ya. oynayacak tabii bunu. O, oynayacaklar tabii ki mücadele bu değil ama bu, bu ya yani bu futboldan çalma. Futbolu? Futboldan çalma bu. Tamam, mücadele futbol, etmek değil bu. Ben ben zaten futbolla bir şey söyleyeyim. Bugün Pendik Spor pasla çıktığında, oyun oynamadığında tamam hepsi okey. Oynayacak tabii ki. 2 de atarsın Fenerbahçe, 3 de evet. atarsın. Baba yerden niye kalkmıyorsunuz? Evet. Tamam soruyorum şimdi size. Soruyorum şimdi size. 10 kişisiniz yeri de düştünüz veya beraberdi de değil mi 10 kişi kaldıklarına? Ee, Mert Hakan'ın golünde bakmak lazım. 11'e 11, e, 11 e, Bilmiyorum. 11. Neyse önemli. Değil. Çok önemli. Değil. E yatsanız abi bir kişi yatmadı ya. Ha öne geçince diyorsun bana. Evet. ağrınız mı geçti? Mesela ne oldu? Çok net bir, bir tane ya bir tane uzatsanız Maç 1-1 yani. oldu. Mert e. Hakan golü attı. Pendik sporlu oyuncuları hakem güç bela sahaya davet edebildi. Evet. Gelmediler. Fenerbahçe ikinci golü attıktan sonra hakeme itiraz ediyorlardı. "Fenerler niye seviniyor diye?" E. O köşede niye Fenerler seviniyor diye? 2-1 olduktan sonra bütün Tabii. De olay değişti çünkü. Tabii. İrfan Can Kahveci'nin açıklamasını verelim. Bugün harika bir gol kaydetti İrfan. Bakalım neler söylemiş maçtan sonra. Mükemmel gol attı. Sakatlığım boyunca çok sıkıldım. Bir an önce dönmek istiyordum. Bu maçı kaçırabilirdim ama çok istediğim için kadroya girdim. Sağ olsun hocam da oynattı. Hazır olduğumu kendim de hissettim. Bize kolay maç yok. Bu Arma'nın olduğu her yer şampiyonluk ister. Bu yol şampiyonluk yolu. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bizi daha çok itmeliler. Takım olarak da daha az stres yapmalıyız. ya. Yani bence mükemmel bir çözümlemiş. Yani son cümle, İrfan Can Kahveri zaten oyun zekası çok üst seviyede bir oyuncu. Yani IQ seviyesi de belki çok yukarıda. Hemen çözümlemiş. Yoksa hem bu oyunu oynayamaz. Canım. Hem bu oyunu oynayamaz hem bu cümleyi de söylemek kolay değil şunu tekrar etmek istiyorum. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bizi daha çok itmeliler diyor. Tamam, çok farkında yani tamam, sahada sağda sor soruyorum ya. Soruyorum abi ekran başındaki insanlara da soruyorum. Bugün statta Fenerbahçe taraftarı takımı mesela sizce ateşledi mi? Ya i̇ki beste iki şey değil. Yani mesela anlık reaksiyon. Mesela bir anladın hu, mı? Bir, bir hu, evet o, yani mesela rakibi. Rakibin yattığında bir ıslık sesi mesela ku kulaklarınızı mesela sizin. Ya Abi sağır olmamız lazım ya kulaklarımız. Benim şu an burada şu an şu dakikada kulaklarım çınlıyor olması lazım. Eve ostattan çıkan eve giden herkesin evde e, kimsenin ailede veya işte duymaması, e, lazım. duymaması lazım. Böyle bir maçtı bu. Ben anlamadım ya. Ya adam oyundan çıkıyor tamam mı? Bak çakallığa bak oyundan çıkıyor tamam mı? Taktik veriyor oyundan çıkarken oğlum evet. ama ses sakatlıkla çıkıyor. Evet evet evet. Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim. <laughs> o benim dediğim pozisyonda oğlum. Oğlum sen beksin. Sen <laughs> sen ne zaman oyuncu kurucu oldun? Ne zaman beyinsin sen de takıma taktik veriyorsun. Böyle yapın diyor bak. Şeyde diyor ki o da sağ... Out'tan çıkması lazım aslında. Out'tan çıkması lazım. Hakem orada değil. Ben burada hakeme de kızmıyorum. Hakem zaten dediğim gibi. A öyle, mesela öyle aynı iş iş. şimdi buraya IQ seviyesi, onda IQ seviyesi a var herkesin var değil gelmiş, mi? O gelmiş öyle gidecek. Ama burada Fenerbahçe oyuncuları kızıyorum. Burada taraftara kızıyorum. O oyuncuyu o statta binmen lazım. Binmeleri lazım. Adam oradan çıkıyor. Safta terapisti diyor ki gel hadi çıkalım diyor. O ya diyor olur. ki dur. Dur taktik diyor ya. veriyor. Böyle elleri de şöyle yapıyor elleri. <laughs> Kimse de bunu Pendik dinlemiyor. <laughs> ya şaka gibiler diyorum sana ya. Bir şeyler yapıyor çocuk. Bek taktik veriyor. Sen burada dur diyor ama Pendik Spor'dan o şey arkaları dönük buna. Bu da bu sakatlandı. Oyuna girecek. ayağına darbe aldı. Olay ortaya çıkacak bir de. Pendikli'nin bakması lazım yani. O bir şey ya. Yani ben ne seyrettiğimi bilmiyorum. Burada bak ben sana bir şey söyleyeyim. Öyle bir uğultu, öyle bir baskı olması lazım ki o Pendik Sporlar topu atarken böyle bir titre gitmesi lazım, topun. Yani ben söylemem hani ben zaten söylüyorum da beni boş ver abi bak şu an aktif oyuncunu söylüyor. Tadiç üç, üç kere yaptı. Tadiç üç kere yaptı sahanın içinde korner açısında. Hadi artık kalkın. Fret üç kere yaptı. Hadi artık kalkın. Yani bu oyuncular bunu şey olarak yapmıyor. Tribün oynamak için yapmıyor. Sana desteği istifa, için yapıyor. Sen sana istifa bağırmasın, bağırmasınlar diye taraftar satın alırsan Stada. O zaman böyle maçlarda da o taraftar seni belki... Tribün kültüründen şey bu kadar uzak Fenerbahçe taraftarı... Abi, abi orada o sosyal yani. hep sosyal medya paylaşıyor. Herkes telefonla gelmişler oraya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim şu anki taraftarı. Hani hepsi üzerine alınmasın bunu. Kim bağırıyor, kim bağırıyor ben ayrı demem. Ama genel Allah aşkına şimdi yani Rams Park'taki gibi bir baskı var Uğurtu mı yüzde ya? Kesinlikle. Alakası yok ya orada bir uğultu Peki oluyor. Peki abi Mert Hakan'la Ferdi'yi verelim. Ferdi'yi önce verelim ki bence bugün inanılmaz isyan etti. Yani bütün e, sahadaki oyuna da e, mücadelesiyle... Ateşi yakan oyuncu bence Ferdi Kadıoğlu'ydu. Ciku ile beraber ilk yarıda. <laughs> Helal olsun mükemmel oynadı Golünü de attı. Bakalım neler söylemiş maçtan sonra. Evimizdeki son maçlarda iyi başlayamıyoruz maalesef. Kendimizi zora sokuyoruz. Ancak iyi bir geri dönüş yaptık. Bu yol şampiyonluk yolu. Uzun, zam uzun zamandır gol atamıyordum iç sahada. Taraftarlarımızın önünde gol atmak beni çok mutlu ediyor. Taraftarlarımız muhteşem. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yediğimiz golleri analiz etmemiz gerekiyor. Bugün yediğimiz goldeki hatayı ben yaptım ve maçı çevirdiğimiz için mutluyum demiş Ferdi Kadıoğlu. Sorumluluğu da almış hakikaten onun atasıyla o golde. Ee, <laughs> arkadan Halil'i kaçırdı ama e, onun da tabii vurguladığı maç başlangıçlarının kötü olması. Mert Hakan'ı da verelim hemen arkasına. Hmm. Cuma günü İstanbul'a döndük ama bunlar bahane değil. İlk yarıyı yine çöpe attık. İlk yarı 15-20 dakika falan oynandı herhalde. Hakemin buna müsaade etmesi de çok enteresan bir durum. İzin veriyorlar. Neden verdiklerini bilmiyorum. Kimsenin kimseyle bir problemi yok. Maçtan çıkarken oyunda kalmak için, takıma katkıda bulunmak için bir hareketim oldu. Bunda bir şey yok. Hazırda bekleyenler var. Onun için söylüyorum. Fenerbahçe yıkılmaz. Kazanamadığınızda attığınız gollerin bir önemi olmuyor. İnşallah atmaya devam ederim. Taraftarımıza tekrar söylüyorum artık son 9 maç demiş. Mert Hakan Yandaş. Ben Mert Hakan'ın orada e, çıkarken isyan etmesi bence çok hani bir şey söyleyecek değil kimse bence ona. İyi oynadığını hisseden yani bir oyuncu, İyi oynadığını hisseden bir oyuncu orada o bence oynama ya Ceko'ya ya ya yaptığı, yaptığı hareket, hareket, hareket yanlış bence. E, bence de yanlıştı. Ama oyunlar çıkması lazım. da yanlış. Oyun da yani, İsmail Kartal'ın yanlışıydı. Mert Hakan'ın bugün Ceko'ya yaptığı hareket ne kadar yanlışsa oyun içinde. kapılı kapı ardından sen her şeyi yapabilirsin. Orada Kavga edersiniz, dövüşürsünüz de sonra anlaşırsınız da o futbolda normal doğa, doğasına bak. Mutlaka var. mutlaka. Ama saha içinde sen kaptana o şekilde hareket yapamazsın. İkinci Tabii, kaptan da olsan beşinci yani. kaptan da şey Orada falan. o hareketi yapıyorsan Tabii. tamam mı? O yanlış. Tabii. O o ne kadar yanlış biliyor musun? Mert Akın'ın bugün oyundan çıkım, çıkması, çıkması kadar, kadar yanlış. Tamam mı yani? Bu işin gerçeği ama, yani. Ama oyunu bence bugün gayet bunla, iyiydi. Bunların, mükemmel bunların, gol attı. Bunların bunların, bunların hepsinin üstesinden gelecek hoca var. Ama bizde öyle bir şey var ki. Siyahla beyaz gibiyiz Sosyal medya bizim rezil, bak rezil sosyal medya yönetimimiz. Yok zaten, yok gibi bir şey. Maç kazanıyorsun sana girsin, maç kaybediyorsun kime girsin belli değil. Sürekli birbirine giydirme, Fenerbahçelerin Fenerbahçe'ye giydirme. Ben, abi ben bir şey oluyor, bir geliyor, Gaasaylılar beni misafir etmeye sağ olsun binlerce, <laughs> yüzbinlerce geliyorlar. Yalnız bırakmıyorlar. Yalnız bırakmıyorlar beni. <laughs> tak geliyorlar hepsi, yazıyorlar yazısını, isyan ediyorlar, gidiyorlar düzgün bir şekilde. Bizde ne olduğu belli değil abi. Çok tabii çok Mert o, Hakan gol atsın. O, fenerli fenerli yazıyor ki sana girsin bu gol tabii, diyor. Tabii karmaşık çok Bak, karmaşık. Sen abi ben. Ee, Seviyeyi düşün Çok bizde. kötü. Ee, Ferdi'den, Ferdi'den devam edelim. Bugün hakikaten bir seyircimiz yazmış kaçırmayın hemen onu okuyayım oradan devam edelim sonra Ferdi'ye dönelim. Oğuz Bey yazmış. Ee, Berkay Bey demiş. E, Ceko'nun bugün çok kötü oynadığını düşünüyorum. Hani bu adama evet. ne oldu? Bugün neden bu kadar kötü oynadı? Ya yani bugün özelinde bu adama ne oldu bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bugün özelinde çok kötü gününde olduğunu söyleyebilirim ben de. Ceko. Yani hiç bu kadar e, etkisiz görmüyorum. Abi gördüğümü bugün Ceko hatırlamıyorum. Kötüydü. Tamam mı? Olabilir ama yani. Kötü Topları oynayayım. istediği gibi tutamadı. Ama top da tamam mı? Kimse kusur yapmasın. 45 dakika oynamadık biz abi. Evet. Hiç 45 biz dakika. Biz oyunu yok. hiç oraya taşımadık. Yani Mert Jeko, bile söylemiş. Ceko şöyle bir oyuncu değil yani. Alayım ben 3 kişi kişiyi çalayım deyim, şey yapayım falan. Yani orayı oyunu yıktığımızda orada oyun da hmm. tamam bugün son vuruşları atamadı. Abi bir sonuçta tane çok bu adam, güzel vurdu. He, bu adam çıkardım. sonuçta bu ligin en çok gol atan evet, değil oyuncusu. mi? E tamam abi yani. Bir maçta kötü oynasın ya. Yani. Oynasın abi bir maçı bu adamın kredisi yok mu hiç yani hemen Ceko Meko. Yani bizim ilk yarıdaki oyunumuz 1-0 geriye düşmemizin sebebi Ceko değil. Sebeplerinden bir tanesi o ama orada bir hata şeyi var yani zincirlemesi var yani. Tamamen orta sahadan defanstan başlayan yani şimdi Serdar Aziz çıkarken top kaybediyor. İşte ne bileyim Ferdi çıkarken kaç tane kaybetti. Fred kaç tane kaybetti. Fred en sevdiğimiz oyuncu en önemli bugün çok kritik 2-3 tane net pas hatası var. Bize geri dönüş. Ama bir tanesi kurun üç mesela yaklaştığı için. Kurun üç yani mesafeyi topu ayarlayamadığı için. Bir metre yanına tamam mı? Açı vermiyor. E, top Serdar Aziz'de veya Jayden'da e, gelip topu almıyor. Yani biz bu kurun için niye aldık mesela? Hoca, hocaya soruyorum ya hocam niye aldın kurun için? Niçin yani? Allah aşkına sen bu görmüyor musun belli yani? yani sen bu ya oyuncu bu bunu, bunu görerek eğer bunu görüyorsan tamam ben gördüğün emin değilim. Ama görüyorsan ve bunun üzerine hala oynatıyorsan o, 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 zaman bir sıkıntı var. Ben adamı kes, öldür, bitir demiyorum. Bu arada Ama söyleyelim, Başka bir şeyler Hayat de ne yani? Ceko ile alakalı söylemiş ki onu da atlamayalım. Yani ben her maç bu stresi yaşamak zorunda mıyım abi? Burası yarıldı Ceko'nun. evet. E, kaşı yarıldı karşılaşmada polisyonda. Mertcan Karaca süper chatten sormuş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada çok ciddi bir katılımınız var. Sağ olun, var olun. E, canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. O hatırlatmayı yapalım. Mertcan Karaca demiş ki, abi dilinde tüy bitti ama şu doktoru yine bir konuşmak lazım. Ceko'ya dikiş attı. Bandajı takamadı adam. Her gün korkarak e, sosyal medyaya açıyorum. Acaba sakatlık var mı diye böyle ömür mü geçer demiş. gördün mü o pozisyonu? Ya yine çok iyi yakalamışsınız. Biz kendi aramızda konuştuk, gördük. Ben hemen yakaladım ya. <laughs> ya Cekon'un kaşı yarıldı. Doktor Cekon'un başında yanındaki malzemeci mi mutfakta mı çalışıyor bilmiyorum ne olduğunu. Yani, Ama Ertuğrul Karanlık oradaydı. E, evet doktor Cekon'un başında sağlık çantasının orada bir, bir bir tane şahıs var. Ne yaptığını bilmiyorum. Masör mü ne olduğu belli Normalde belliydi. kim olur orada? Baba, Takımda. şimdi masör ve fizyoterapist. olur. Tamam mı? İkisi masör de olsa ama oradaki olan adam çantanın içinde ne olduğunu... Malzemesini biliyor. Bilir herhalde yani. ya şimdi ben şimdi düşünsem ameliyata gireceğim senden... Neşter istiyorsun, neşter, neşter istiyorsun, hangisi diyorsun, diyorsun. Sen bana tonavida veriyorsun. <laughs> ben de kabul adam, ediyorsun. Ben de alıyorum, onunla giriyorum. <laughs> He? Mefta oldu hasta. Bittik ya. <laughs> ya Ceko sinirlendi artık baba dedi versene. Ola Taksana şunu adam, dedi adama, yani. Adama şimdi bak şimdi ben hep sakatlıklarla ilgili yorum ama gerçekten hayatımda çok sınandım yani. Şu kaşı patladı hmm. değil mi onun açıldı. Şimdi eğer çok açıksa zaten oraya patlatacak oraya dikecek anladın evet, mı? Makineyle. Makineyle çat 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 basacak veya işte neyse en iyi aparatı tamam mı bizdekiler en eskisidir de. Çivi, çiviyle falan elde şey <laughs> Onu basacak değil mi? Şimdi bunun için ne lazım abi? Bir kere burayı silmek için tamam mı hemen orada dezenfekte hemen bir i̇şte edip tamam Bez, bir şey yapmayalım. Bezle hemen hızlı yapıp buraya çat 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 yapıp kapatacak kafasına şey geçirecek bir çık maç. Yani ben sana söylüyorum max 2 dakika ve 3-4 dakika olsun. Bizim hadi. de maçın iyi gitmedi bir dakikada tamam mı? Bizim orada çok fazla uğraşmamız lazım. Ceko da zaten ona sinirlendi. Baba dedi. Hadi diyor ya. Hadi, hadi diyor. Adam çantadan malzemeyi bulamadı. Çantayı nasıl, ne varsa o çantanın içinde. <laughs> ne istediyse ondan tamam mı? İmkansız istedi herhalde. Yani bi, biz hakikaten. de çok finanssız programsaydık. Ben onu anlamadım. Evet. Yani bizim pen diye gerilmemizin tamam mı o hocanın sürekli yani ben artık sinir krizi geçirmeye başladım ve çok rahatım. 4000'i yenmişiz tamam mı? Rahat olamıyorsun. Rahat olamıyorsun. Yani maç nerelerden dönüyor ve hep İbrahim için... Üzülmez mesela niye kırmızı kart gördü? Neye ha? itiraz etti İbrahim Üzülmez? Evet. Ya maç içinde neye itiraz etmiş olabilir İbrahim Üzülmez? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak onlar tamam mı? Kendi aralarında konuşmuş. Tamam mı? Ben Pendikspor zaten bir tane camia değil ki. Bir sürü camia. Evet. Bunu zaten herkes biliyor yani sonuçta oranın başkanı e da başkanı. Yalan mı? Evet. Yani yalan bir şey anlatmıyorum değil mi? Bu adam tamam mı? Gidiyor, Icardi alıyor, işte şeyini alıyor. Galatasaray'da oluyor. Buna da okeyim. Buna da okeyim. Ama benim çok rahatsız olduğum ve kanıma dokunduğum bu adam tamam mı? Benim dostum olamaz abi. Böyle bir maçtan sonra olamaz. Çünkü bugünkü maç rezillik abi. Dostluk içinde bir maç değil bu anladın mı? Mücadelenin en performansı en üstü. Sertlik her zaman olsun futbolda. Ben sertliği her zaman varım. Ama yatmaya, böyle kaçmaya, çalmaya, tamam mı? Oynamamaya. Zamandan çalmaya, emekten çalmaya ben yokum abi. Hiçbir yokum zaman, abi. Hiçbir zaman. Yokum abi hiçbir sen. Yok. ayağımı hepimize, Biz yemedik mi o darbeleri yani. Tıha, um, umut Allah'ını seviyorsan ya. Kralını biz yedin. abi kardeşiz senin. Allah'ın kitabını seviyorsan ayağına hiç kimse basmadı mı seni ya? Ya Allah aşkına kaç tane maçını seyrettim sen kendin biliyorsun. Kaç kere yattım bu kadar. Her şeyde yatıyorsun. Yatıp da yatma ona da karar vermiyorsunuz. Baba yatıyorsun. yatıyorsunuz kaldı, adam gibi yatın. arada kaldı. Arada kaldınız var. var. yani yatıyorsunuz kalkıyorsunuz. Yatayım mı kalkayım mı baba karar verin. Halil çok İnsan... istikrarlıydı orada. Halil Halil zaten yatağını oraya, sermiş, oraya sermiş. tamam mı? Bizim sağ tarafa doğru. Sağ tarafa doğru sermiş o şeyin alt çizgisini oraya, oraya yatıyorsun ekle. Baba sen dışarıda sakatlanmışsın, dışarıda kaydıktan sonra düşmüşsün değil mi? Sağın içine girip niye yatıyorsunuz abi? Siz ee... oynamaya gelmemişsiniz. Şimdi ben de söyleyeyim mi sana? Ben hiçbir tanesini almam bunu. Almayacaksın tabii. Bak ben... Tabii almayacaksın. Bunlar... Pendik Spor'dan bir tane oyuncu almam. Bu yatanları söylüyorum. Aa, tabii ki. Bir tanesini seyrederim. Derim ki bu bana da yapar derim. Ama sen bunları alırsan tamam mı? Hakemler de buna müsaade ediyor zaten. Bunlar böyle. Ben soruyorum ya. Açalım. Beraber seyredelim. Bak ben... Ben iddia etmeyi sevmeyen, tamam mı? Ama aynı zamanda da iddia edebilen birisi. Evet. tamam mı? Ama böyle şey değilim. Ama gelin açalım Pendik maçını seyredelim. Pendik hangi maçta böyle bir şey yaptı? Böyle yattı yerde Bana kaldı. Bana söyleyin abi ben bir şey demeyeceğim. O zaman diyeceğim ki bunların kendinde var. İbrahim Üzülmez geldi. Tamam mı? Fener'i Hı. de biliyor. Yıllarca da karşılıklı oynadık onunla da evet. zaten. Evet. İşi de iyi çözmüş. Yatın demiş. Düşün demiş. İtiraz edin demiş. Ya size tipik bir şey tipik yetersiz bir şey yetersiz şey hoca reaksiyonu. Bak bir var. şey söyleyeceğim size. Free kick 10 dakikada kullandı. 10 10 10 ne olabilir yani. 10 dakikada free kick attı. Kaleci topu vermiyor. Ya sen nasıl bir hakemsin kardeşim? Adam topu vermiyor. Maç oynanacak. Friki kullanacağız. Söz verdim sinirlenmeyeceğim de sesim gitti. Artık böyle aklıma Dayan geliyor bir çıldırıyorum. Ya Allah aşkına beni bana deyin ki Serhat abi sen bu işi bilmiyorsun. Sen yanlış konuşuyorsun deyin. Vallahi ağzımı keseceğim ya. Ya friki kalmışız. Bir şeye itirazımız yok. Friki atamıyoruz. Ya çıldırırsın Berkay. Bak maçın skorunun ta şeyine önemli değil. Maç önemli değil ki o an. Skor 1-1, 2-1. Skoru geçtim. Başka bir yerden koluyorum. Ya düşünsene halı sahada top friki kaçacaksın. Attırmıyorum Berkay. Çıldırmaz mısın ya? Niye vermiyorsun topu dedim. Ya, ya kaleci niye topu vermiyor? Kardeşim sen bu kaleciye niye sarı kart göstermiyorsun? Niye Ceko ile ikisine gösteriyor? Adam topu vermiyor ya. Fenerbahçe bize topu vermiyor. Ben bu frikiyi nasıl kullanacağım? Top Bana federasyon koyduğum. ve hakem gram adamlıkları varsa bunu açıklasın. Hiçbir şey itiraz etmiyorum. Ben frikimi niye kullanamıyorum ya? Ben Fenerbahçe olsam bu itirazı yaparım. Bak hiçbir şey söylemem. Ben kendi sağımda free niye 10 dakika kullanamadım? Bana açıklık getirsin. Bu hakem tamam mı? Bu yarım akıllı hakem niye kullandırmadı? Soruyorum Berkay bana söyleyin çıldıracağım ya. Yok ben de bilmiyorum. Bilsen ya bak soracağım? bir şey söyleyeceğim cinnet geçirirsin ya. Geçirirsin. Doğru söylüyorsun. Bak geçirirsin. vallahi Allah korusun. Hakemlere vuruluyor muruluyor bu ülkede. Saçma sapan bir yere gidildi. Ama tetikliyorlar. Vallahi tetikliyorlar ya. Gidip böyle kafa atasın gelir ya. Niye Kontrol kaybedersin. Canım. Bak abi insanlıktır bu. Trafikte, Hele futbolcu için. Trafikte Bismillah ben araba inerken Bismillahirrahmanirrahim deyip biniyorum. Çocukluktan annem evden çıkarken öyle kalmış. Her zaman da öyle. Bir işe başlarken Bismillah çekerek Tabii. başlıyorum. Tamam mı? Allah'ım dön beni işte bir şeyle sınama burada şeyle. Baba düşünsene. Zar 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 konuya basıyor adam. E bir yerde açıp dersin ki e ne, ne, oluyor, oluyor neden yani? böyle yapıyorsun? <laughs> Demez misin ya? Ders. niye böyle yapıyorsun dersin? E şimdi bu da yani ben topu niye ben topu koyacağım? Spreyi sıkacak. Ona da Bunlara 9 -15 da e gidecek. Bak sizin kaçırdığınız belki de belki de yakalamış seyirciler muhakkak vardır. Bak abi bu baraj var mı? Var. Ben frikik atacağım. Fenerbahçe'yim ben. Evet. Pendim Pendiğin barajı var. Evet. İki tane Fenerbahçe'li oyuncu barajın yanında duruyor mu? Duruyor. Ya sen onlara niye karışıyorsun? Sen salak mısın? Evet. Lan o benim oyuncum. O topun önünde de durur. Senin bilmem neyinde bir de yer durur. Ya Panoidong frikik atmadı mı kendi barajını kurup. Adam şeye <laughs> itiraz ediyor. Ceko diyor ki bana, bana niye... <laughs> bana Ulan adamın mesafesi seni ilgilendirmez ki o adam istediği yerde durur. Onu da etkilemiyor Kalecenin zaten. Kalecinin önünü kapatmaya yani bar çalışıyor. Barajı da etkilemiyor zaten. İstedi... Arada 2 metre var. Evet. Hay o gelip topun önünde de durabilir mi benim? Tabii, durabilir. Değil, benim durabilir. oyuncum durabilir, değil tabii. mi? Taktik yapabilir evet. miyim? Sen ona niye karışıyorsun? Sen kafan mı gidik senin? Çıldırırsın Merkay. Yani ben böyle bir frikik o şeyi tamam mı? B bir yerde yani Oluyor ya, maaşlar vardır. Neydi ülkenin adı? Bizim ülkenin adı neydi geçen söyledim sana, ilk defa duydum dedim. E, Niagara mıydı? Ne? ne? <laughs> ne? ne? Nik, Nik, Niki mı? Nik ah, ah, o Afrika'da bir ülke yani. İnanılmaz bir şey tamam mı? Yani oradaki maçlarda bile böyle bir şey olmuyordu. Yani friki veriyorlar topu koyuyordu atıyordu. 30 saniyede atılıyordu. 10 dakikada atamadı. Kaleci topu vermiyor ve ıslahla vermiyor. Ve iki kişi sarı gör. Şimdi kalecinin sarı kart görmesi soruyorum size. Şimdi diyeceksin ki sen niye bunu söylüyorsun değil mi? Niye söylediğimi söyleyeyim Cekoda da görüyor ama. Benim biraz kafam farklı çalışıyor. Benim kafamda böyle işlerde 3 dler 4 dler dönüyor. Ben ondan sonra benim böyle gidiyor. Şimdi kaleci İkinci sarı kartı görmesi sence Ceko ile aynı yüzde değil mi? Hayır asla ha? değil. O kaleci asla değil. Hep o içinde. Evet. Şimdi kalecinin oradaki amacı Ceko'ya o kartı, sarı kartı gösterdi. Hem topu ama... vermedi hem sarı kartı, kartı gösterdi. Hem sarı kartı gördü. E kendi görse ne olur? Zaten kalede duruyor. Evet. Ona bir şey olmayacak ki. Evet. Ben bunlara çıldırıyorum. Bunlara hakem nasıl müsaade veriyor? Nasıl sen ikisine? Sen kör müsün? Adam topu vermiyor. Yok zaten klasik hakem Topu mevpleksi. uzatıyor. Buradan out at oluyor. Konya'dan out'u -out kullanıyor. Klasik. Sen onu görmüyor mu? Buradan atıyor. Şimdi buradan koyner oluyor. Oradan atsın. Ulan bu çocuk oyuncağı mı? Her yerden istediğini yapıyor. Şöyle gelen her iki oyuncuya veriyor zaten sarı kartı. Evet. çıkartmış gibi. Yani o ezbere veriyorlar o sarı kartları. Ee, o anlamda o zaten hiç geldi. Ama gel ya, Fenerbahçe, yani. bak Fenerbahçe bunu bu gerginliği oyununu ezerek oynayacak. Şimdi söylüyorum. Bugün burada tartışmadık mı abinle? Ne dedi abim bana? Fena işte hakim yatıyor. He? Ha? E, tamam yat. E, dört oldu maç. Biraz top oynadım. Sen top oynayınca o nasıl yatacak? Evet. Sen senin zamandan bir dakika çaldı, iki dakika çaldı değil mi? Üçüncü evet. çalamayacak. Ama sen, sen topu ona vermezsen, sen, sen, sen topu ona verirsen, her topu kaybedersen adam zaten yatacak. Tabii. Sen buna müsaade vermesin. Bizim Allah aşkına Union Jule ile oynadığımız maç bu aynı mı ya? Tabii ki değil. Ha? Aslında. Adamları perişan ettik. Tabii, tabii, tabii Burada pendekle oynuyorsun. Tamam mı? Rakibi küçümsemeye gerek yok ama rakip senden ilk yarı her anlamda daha fazla koştu, daha çok istedi, daha fazla ısırdı. Rahat maç bize yok. Bak Avrupa maç çok doğru mesela. Rahat maçımız olmayacak. Olmayacak. Evet, evet. Biz de ısıracağız. Hoca bu diyecek ki kardeşim bunlar buraya geliyor. ısırmaya geliyor. Biz de onları biz de onları ısıracağız. Şimdi birisi seni ısır için çocuk birisi seni ısırdığında yani, sen bir tane çek elini Ya vurdun ya da, da çek el yani kendini evet, savunursun. Evet. Biz bir gün kendimizi savunmadık kardeşim. Onlar vurdu. Onlar sürekli ısrarcı şekilde baskı atıyor. kaçtı mücadeleden ilk yarıda. Ama ikinci yarıda sağ içinde doğru yaptığı şeyler çok fazlaydı Fenerbahçe'nin bence. Ee, özellikle tabii tekrar etmek lazım. Ciku, Ciku sol stoper, Ferdi sol bek, Tadic sol ön. O hatta ya, Mert Mertakan da oraya girdi. Ee, çok önemli işler yaptılar. Işler iyi gidiyor. Sağdan hiç e, gelmeye i̇yi gerek kalmadı yani. Gözüküyor tabii iyi de şampiyonluk için hiç çok fazla söylemek istemiyorum. Ben dediğim gibi ben sezon sonuna karşı şey sezon sonuna gidildiğinde çok fazla girmiyorum. Ne İsmail Hoca ne şey. Ben sezon başı yaparım. Sezon başı varsa kötü bir şey söylerim. İyi ise iyi derim. ces'usa kötü dedim mi? İyiydi çünkü. İyiydi çünkü abi. İlk yarı çok iyiydi. İkinci yarı dedim ki yandık. Söyledim ona da ne oldu bize dedim. Ama ondan sonra bitti. Ondan sonra ben Jesus yerden yere vursam bitirmiş Jesus yani. Jesus evet. artık Tabii. çıkmadı kulübeden dışarıya. Ama bitti Ama bu takım, benim bu takım öyle değil şu anda gidişat. Tamam. Şimdi soruyorum. İsmail hocam her şeyini övünüyorsun her şeyinin. Tamam eyvallah. Ya sen bunu için niye aldın abi? Bizim niye sakatmış bu... Ha? Sakatmış bunun ne, 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 oldu bunu için? Bilmiyorum. Kesin? Yani bu kadroda yoktu. Tamam da niye mesela? Bugün kadroda bugün oynatsın diye söylemiyorum. Ne oldu? Bunun için ne oldu? Yani bizde niye sürekli herkes sakatlanıyor? Bugün ben niye bunun için oynayamadın? mesela şimdi şöyle abi bak. Yoruluyor ya oyuncular. Üst üste biniyor. Sakatlanabilirsin abi. Bir, bir, böyle bir ağır adele çeker. Bunlar doğasında var. Ama şimdi Bonucci'yi niye aldık? Zaten adamın yaşı çok genç değil. Ama bu Neslişah'dan gelmiş hazır bir oyuncu değil mi? Kullanabilirsin buralarda. Bu çöterden çok az sakatlanan bir oyuncu. Şimdi herkesin sakatlanması da tesadüf olamaz. belki gözünü seveyim. Bu adam yani. oynamıyor ki zaten. Asla. Oynamayarak alamaz. sakatlanıyor. Ya sen antrenmanı çok ağır tutuyorsun. Hani artık bak ne diyor oyuncular be, ve beni bu çok rahatsız etti. oyuncular bir... aslında eleştiriyor. Yani aslında üstü kapalı Mert Hakan diyor ki çöpe at, yine bir ilk yarıyı çöpe attık. İrfan diyor ki yine ilk yarıda tamam, oynayamadık. Ama bence oyuncular başka bir mesaj da vermeye çalışıyor. Son 9 maça girdi diyor artık. Yani son dokuz hocam maç. Hocam sen de normal olur artık. Ha, sen de artık hocam lütfen bu oyuncuları sal demiyorum. Bırak bunları 3-5 gün geçsinler demiyorum. Bunları ama birazcık rahatlatman lazım. Psikolojik oyuncular rahat çok rahat gergin. Lazım. Yani bugünkü ilk yarıdaki gerginlik ya bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına size soruyorum bana yardımcı olun. Ben artık aklımı yitireceğim. Jilo gibi önemli bir takıma tamam mı? Öyle yok işte 5 lira alıyorlarmış, 10 liramış, böyle takım olur falan filan kimse orada şey yapmasın abi. Bu, Adam gibi de takım. Liverpool'u Eintracht Frankfurt diyemedin mi? Ha? Fenerbahçe yenilse diyeceklerdi ki ne oldu diyeceklerdi. Hani hep Fenerbahçe yenince zaten köy <laughs> takım oluyor, köy Fransızlık oluyor. Abi Avrupa'da yok yok yoksanız o zaman konuşmayacaksın. Kimse. Yani anladın mı? Ne Trabzon, ne Beşiktaş, ne Galatasaray yok mu? Fenerbahçe mi var? O zaman Fenerbahçe salın oynasın ülke temsil ediyor abi. Tek temsilden takım şu anda. Yani ben hayatımda böyle bir şey duymadım. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor Galatasaray. Manchester ediyor. Tebrik ediyoruz. Tamam mı? E ee, çıkıyorlar UEFA'ya gidiyorlar. E UEFA'da lig mi diyoruz biz? Öyle bir şey diyoruz mu ya? Tabii ki Yapma Allah aşkına ya. Aynı şekilde Nerede oynuyorsa oynasın. Size ee... ne? Beğenmiyorsan sen oynamazsın Aynen, kardeşim. Arada. Bir şey söylemek Size istiyorum. bir şey söyleyeceğim. Siz o ligde oynayınca oynamayacak mısınız? Geri mi çekilecek sizi? Neyi anlatıyorsunuz siz bana ya? Aklınızı mı yitirdiniz kardeşim? Ee, şunu ekleyeyim abi. Pendik Spor yardımcı antrenörü konuşmuş hoca kırmızı kart gördüğü için karşılaşmadan sonra hmm. e, oynadığımız oyundan son derece memnunuz ilk kere hafta içini ilk e içinde yaptığımız çalışmaları sağda gördük. İkinci yarıda hakem kararlarıyla takım yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Topu tutamaya başladık ve çekilmeye başladık. Hakemle ilgili çok sıkıntı var bugün. Bütün taktir haklarını <laughs> Fenerbahçe'den yana kullandı. Wellington'un kırmızı kartı olacak iş değil. Herkesin burada emeği var. Fenerbahçe oyuncular hakemi baskı altına alıyor. Mert Hakan'ın 3 tane sarı kart görmesi lazımdı bugün. Bizim emeğimiz çalınıyor burada. Evet. Dördüncü hakeme söylüyoruz ben ne yapabilirim diyor. Emeğimiz çalınıyor gerçekten çok üzgünüz. İki tane kırmızı kart gördük. Çok dar bir kadromuz var. Ama hakem arkadaşımız bunu düşünmüyor. İnanıyorum ki ligde kalacağız. Yani Kadir Sağlam'ın e, yani oyuncu faal yapıyor, sarı kart görüyor. Sonra alkışlıyor, e, ikinci sarı kartı gösteriyor. Evet. Şimdi şey mi düşünmesi lazım Kadir Sağlam'ın? Pendiğin çok dar bir kadrosu var. Evet. Ben bu oyuncuyu atmayayım. E, önümüzdeki maçlarda oynasını i̇şte, mı düşünmesi böyle, lazım? Böyle, böyle adamları futbol alırsan, bak böyle adamları futbol atıp açıklama izin verirsen... yani mecbur kaldı şimdilik ama futbola almak zorunda değilsin. O zaman bu açıklamayı da duymamak zorunda değilsin. Şu maçı izleyip bizim emeğimizi saldırıyorsa gerçekten yazıklar olsun diyorum ben. Bak gerçekten yazıklar olsun. 45 dakikanın 15 dakika futbol oynandığı yerde emeğimiz çalınıyorsa sen ne emeğin var kardeşim bu maçta? E, emek koymamışsın ki ortaya. Sen ne emeği koymuşsun kardeşim? Yatmışsın sen yatmaya gelmişsin. Sen her oyunun her yerinde pislik yapmışsın. Senin zaten teknik adamın kırmızı kart demiş. Her anlamda pislik. Soruyorum ya. İbrahim Üzülmez maç 1-0 ilk yarı her şey gıcırında. Niye bir kere itiraz etmedi? Ha? Wellington adama gidiyor. Bam diye vuruyor. Mert Alakasız. Müdürü. Alak bak topu olmayan, ayağında topu olmayan adama vuruyor. Sarı kart mı sarı kart? Ya ben sana bugün neydi bunun adı? Ee, ne bunun adı ya? Eren Şafak. Eren Şafak. Kardeşim sen futbolun nereden aldın lisansını bilmiyorum da bakkaldan mı aldın, simitçiden mi aldın ne de ben sen bir maçı aç, analizcilerinle beraber tamam mı? Bugün ilk yarıda kime kaç tane sarı kart vermiş, kime kaç tane vermiş bak. Tamam ondan sonra da git elini kafanı yastığa koy, vicdanın rahat uyuyabiliyorsan da bir şey demiyor. Terbiyesizlik yapmayın artık kardeşim Mert ya. Mert ne, sarı Senin kartla. ne emeğin var bu maçta çalıyor? Sen zaten 40, 30 dakika 35 dakika yatmışsın. Saçmalamayın lan. Ya Mert Müldür'ün gördüğü sarı kartla, Wellington'un gördüğü sarı kart 3 aşağı 5 yukarı. Dalga geçiyorlar, geçiyorlar bir de kar. ya. Yani bir tarafa veriyor, bir tarafa verince hakem atar. Ya çok bir ilişki. tane Galatasaray maçından böyle açıklama yapan bir tane baba it var mı ya? Galatasaray maçından ya. Ha? Var mı? 3 7 Emre Berezoğlu 3 7 Tarihinin iyi Galatasaray dedi. Ha? Fenerli Emre. Bana sallıyor ya. <laughs> Bana sallıyor değil mi? Evet öyle olmuş. Bana salıyor. Ben sallıyormuşum ya. Ben, Emre'nin yatırımına, fonuna, işte kapılar ardasında odalarda konuştuğu sohbetleri ben ağzım açmam. Ben insanlara, tamam mı? Benim hayatımdaki en büyük şeyimdir o. Senin özel yaşantın senin nedir? Çünkü onunla sen sınanacaksın, ben değil. Doğru mu? Doğru. Ben, ben, tamam mı? Hayatım boyunca kulak yemedim kardeşim. Yemediğim için de, de benim emreler kadar da öyle sağa sola da açacak param da yok, pulum da yok. İki tane çocuğum var onların geleceğini kurmak için uğraşıyorum. Allah da şahidim. Bunda hiçbir şey söylemiyorum. Kimseden de bir şey beklemiyorum. Ama sırf dik durduğum için. Anladın mı? Eğer dik durmak suçsa daha çok dik durmayanın en büyük şerefsizdir anladın mı? Ama size bir şey söyleyeceğim. Ben 81 doğumluyum. Emre dediğin şahıs 80 doğumlu. Lan ben kimin odasına nasıl girip hocam sana mı soracağım? Oğlum ben Aziz Yıldırım'ın odasına girip çıkan adamım. Sana mı soracağım kimin girip çıkmadığını? Senin odana girmiyorsam da vardır bir bildiğim herhalde değil mi? Mutlaka. Mutlaka. E şimdi soruyorum sana. Sen benim kardeşimsin. Burada sakın da benim yanımda durma bu konuda. Tamam mı? Neyse dik dik bir şekilde söyle. Ondan tamam. da yüz yüze eminim. Ben Emre Belezoğlu'nun bugüne kadar kişiliğini... Kayıtlarda var ya Emre Belezoğlu çağdaş. İlan Palut. Palut, santraforumuz e, Kayseri'de Burak, Burak Yılmaz. Yılmaz. Bunlar dedim bundan sonra bu bayrağı dev devralacak bunlar Ama dedim em, artık bir şeyde. Şimdi Emre Belezoğlu buna sağlamayacaksa... Emre Inter'de oynamış. Oralarda İspanya'da oynamış. Bilmem nelerde oynamış. Herkes de çalışmış. Gelip burada Galatasaray kardeşim. Ben burada program yapıyorum Bak, program. Bugün de ben oldum. burada ekmek kazanmaya çalışıyorum. Anlamın teriyle. Mutlaka göreceğim. Para para, para, para kazanmaya canım. çalışıyorum. Kazanıyor muyum? Şu an kazanmıyorum ama kazanmaya çalışıyorum. Ben Emre Berezoğlu benim gramım da değil ya. Hocalığına konuş. Hocalığını. Hayır bak benim hiç onunla değil adam. Beni eleştirdiği için de gram da değil ya. Bak gram diyorum. Çünkü benim arkadaşım değil veya şeyim değil. Hani görüştüğüm insan değil. Niye biliyor musun diye? Benim çünkü onlar kadar param yok. Onların parası olduğu için o paralı insanlarla görüşüyorlar. Benimle görüşmezler. Anladın mı? Ben Emre Belözoğlu'nun doğum günü milli takım formunu sattım. Doğum günü kullattı. Karşılık bile vermedi. Ha? Problem yok. Ama ben başka bir şey anlatacağım şimdi. Önemli olan konu öyle odama giremiyordu falan falan bizi sallıyordu ya yanındaki de diyor ki ufukta he 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 yapıyor ya o da. Ka evet kaptanım diyor ya. Lan ben kime ne sallamışım kardeşim? Ben program yapıyorum. Ben ne Ankara gücü ne Başakşehir programı yapıyorum. Galatasaray maçına çıkıyorum Fenerbahçe'ye. E karşısına sen geldiğinde de maç oynandığında da e bırakın biz de yapacağımız işi yapalım yani. Ben sana diyor muyum sen niye bu taktik yapıyorsun? Sen Başakşehir'de yediymişsin Galatasaray'dan. Ah Emre'cim ya olmadı ya biraz bi birazcık daha şey yapsaydın hani yedi yerine Altı mı yeseydin? Ne diyeceğim ben abi? Ne bekliyor insanlar ya? Bunlar alışmış popolanmaya. Yedi yer oradan gider oraya tamam mı? Orada da Ankara gücünde tamam mı? Samsun'dan herkesten yer. Şu an küme düşmeyi. yer düşme yer bun yani. bunlar. Bunlar yemeği seviyor ya. Bunlar sürekli yer. Anladın mı? Helalmiş şeymiş önemli değil ki yer. Ondan sonra da yine 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 bulur bak. Ben adım kadar eminim. Oradan gelir yine bir yere hoca olur. Şimdi burada sen bana ne sallıyorsun kardeşim odana? O zaman orada diyeceksin ki PlayStation oynuyorsun orada muhabbete değil mi? PlayStation alıp sen bizim odamıza geliyordun yani oyun oynayalım diye. Biz bunları mı konuşacağız? Biz senin Ümit takım arkadaşız. Senin benle ne derdin var ki? Ben senin arkadaş çevrenin içinde değilim bir kere. Ben hiçbir zaman o ortamlarda bulunamadım. O ortamlarda bulunamadım için de Allah yukarıda şahidim iki çocuğumun üzerine yemin ediyorum. Geldim isyan ettim ya. Ben dedim illa bir yere itaat mi etmem lazım dedim. Fenerbahçe'de oynamışım. Kulüp bulamıyorum Berkay. Ama tamam mı? O odaya gidip çıkamayan diyor ya o odaların içinde neler dönüyorsa onların hepsi buluyordu abi. Çatır çutur da yediler. He? Ben bu hayata benim annem babam beni dik durmak için getirdi. Eyüp de bükümeyeceğim. Eğer sokakta da mendil aç, açmayan da şerefsiz evladı. İki çocuğum için de gidip mendil açarım. Son kuruşum için açarım. Ama yine de kimseye itaat etmem ben. Allah'tan başka. Şimdi nasıl bir şey bu abi ya? Benim odama girip çıkamıyor falan. Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin ya? Ben 81'liyim ha. Sen 80'lisin. Ben 3 daha bile o da arkadaşlığı yapıyordum. Tabii, de ha? Tabii, öyle şey var. Senin aklın falan mı gidik? Bak, şimdi sosyal medyadan güç alıyor, müç alıyor. E tamam işte, o da primini yaptı. Serhat Akın sayesinde 3-5 takipçi kasar. Anladın mı? Ben sevdiklerimden güç alıyorum. Sevdiklerim beni sevdiği için beni yalnız bırakmıyor, onlara hakkımı ödeyemem. Ama başkaları gibi... Nereden aldığı belli olmayan güçleri almıyorum ben. Almadığım için bu noktadayım. Anladın mı? Ama beni bilen biliyor dik duruşumla. Anladın mı? Ee, Kapatalım bu konuyu. Bu konuyu nereden açtıkse da önemli değil. Ama sen yiyeceksin yedi. ha? E o zaman git konu, çağ, git çağır, git, git çağdaşa tamam, hemen. Git çağdaşa salla o zaman. Enkaz bıraktı diyor bize. Her 7'ye Başak, yedi, yedi, sihir başak, oldu, başak tamam. Seyir hocaza 7 tane yiyorsun. Utanmıyorsun Galatasaray'dan yedi yemeye. Tamam mı? Fenerlisin hayır, ya sen. Yiyebilirsin. Sorun değil sen ama. Sen Fenerlisin ya. Yedi, yani mesele şu. Maçı kaybettikten sonra. Ama sen ki... beni başkalarına karıştırma kardeş. Ben sana söyleyeyim. Sonraki açıdan. Ben senin olabilir. paran olabilir. Tamam mı? Senin paran olabilir. Ya bu mesele de değil yani. Ay ay. ben onu ne, 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 yapmak istediğini anlıyorum. Sen beni başka isimlerle karıştırma. Ben seni hiçbir zaman özel yaşantınla, özel tercihlerine vurmadım. Vurmam. Ben sizin gibi değilim. Anladın mı? Beni başkalarına karıştırma. Ben sen yedi tane yediğin için oyununu tartışırım. Şenol tarçım, kardeşim E Şenol Hoca sen kimsin yani? bir kere? Sen kimsin derken de şunu söyleyeceğim. Şenol Hoca bu ülkenin sayılı yerli hocalarından bir tanesi mi? Beni milli takıma ilk, ilk seçen 16 gol atıp gelmişim. Sen bana bu cümleyi kurarken odaya girip çıkamıyordu bizi Kardeşim sen Galatasaray'da oynuyorsun, Inter'de. Ben de Fenerbahçe'de oynuyorum ha. Sen öyle konuşurken başka bir yerden vuracaksın sen beni. Yo, olmadığı için yok sizde. Tamam mı? Benim öyle çok kirli işlerim olmadığı için bana... Ulan ben Fenerbahçe oyuncusuyum ha. tabii ki Fenerbahçe Ulan Fenerbahçe'de 16 gol atıp gelmişim. Öyle kapıyı, o da ne Emre abi kusura bakma içeri girebilirim de kapıyı mı Siz hangi hayal duyuyorsun? Benim girip çıkamadığım bir tane oda varsa şuradan kalkmak nasıl olmasın? Ulan milli takım orası. Milli takımda ne demek ya arkadaşımın odasına girip çıkamayacağım diye. O Otel seçilmiş... odasında kapı kilitledir kapıyı çalarsın. Ç yani seçilmişlerin... Ee... ben Şenol o... Hoca'ya ben Şenol Hoca'ya evet, belki değil. de bir tık fazla kendimce eleştirmişimdir ya. Evet. Ama biliyorum sonunu çünkü görüyorum kötü gidiyor ve Beşiktaş için kötü olacak. Ya ben burada bu işi yaparken sana mı soracağım kim eleştirmeyeceğimi? Sen top anlatır, sonra ben senin kişiliğine, senin şeyine... Fenerli değilsin. Değilsin kardeşim. Bunu niye saklıyorsun? Galatasaraylısın. Bunda ne var? Al aç şu an. Aç abi fener Fenerbahçe'yle. Bütün paylaşımların altına bak. Bütün Emre'yi Galatasaraylılar. Galatasaraylı. Çünkü Galatasaraylı olduğu için onu söylüyor. Bir tane Fenerli savunmuyor. Hayat Ama dert bu değil ki. Dert senin kişiliğin. Sen Fenerliysen Fenerlisindir. Galatasaray'ın kanısı. Milli takımda Galatasaraylısın. Dışarıda Fenerlisin. İşine gelince Galatasaraylısın. işine gelince Fenerlisin. Kardeşim hiç insanın dik duruşu olmaz mı ya? Ha Ufuk Kağan'a ne oluyor mesela yanında? Ya Tamam şey yapalım yani. o Hayır doğru. beni rahatsız etti yani. Anladım ben e, Tamam şey hocam gibi. tamam falan. Abi bir, bir şakşakçılık yapmaya gerek yok. Orada ben, bana çok sallıyor. Ben ne sallıyorum abi? U, Ufuk da diyor ki sanki şey yani ben sürekli her programda Emre'yi konuşuyorum. Ben Emre'yi hayatımda en son gördüğüm ne zaman hatırlamıyorum, en son ne zaman konuştuğumda hatırlamıyorum. Benim u, e, e, gram derdim yok yani. Ha insanlar geliyor, Bilmiyorum abi. Belki hani sosyal medyada çünkü kendini de ele verdi orada. Sosyal medyadan üç 5 herhalde o da takipçi kasmaya çalıştı. E yapsın yani sıkıntı Peki. yok. Peki ee, İsmail Kartal'ın açıklamalarını verelim. Neler söylemiş İsmail Hoca bakalım karşılaşmanın ardından. İlk devre istediğimiz topu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Kadıköy'e gelen bütün misafirlerimiz birbirlerinden alışkanlık ettiler herhalde. Yerde yatarak oyuncularımızın konsantrasyonunu bozuyorlar. Dördüncü hakeme söyledim. Bir oyuncu var, dört faulü var, sarı kart görmüyor. Bizim oyuncularımız ilk faulde sarı kart görüyor. Bu sarı kart değil mi diyorum? Daha oyunun başı diyor. Bunun oyuncu, oyunun başısı mı var? Sakatlanan oyuncu doktorla kenara geliyor. Bir saniye sonra oyuna giriyor. Sürekli oyuna durdurarak hızımızı kesiyorlar. Bunun bir kuralı da yok. İkinci yarıda oyunun içinde kalarak maçı kazandık. Taraftarlarımız da teşekkür ediyorum demiş İsmail Hoca maç sonu yaptığı açıklamada e, bu açıdan tabii değerlendirmiş şimdi, ama bence teknik şimdi açıdan şey değerlendirmesi lazım. Bir tanesi Pendin adını unuttum. ikinci hocası mı neyse bir onun açıklamasına Eren bakın. Eren Şafak. He? E? Eren Şafak. Eren Şafak'ın açıklamasına bakın. Bir de İsmail Kartal'ın açıklamasına bakın. Abi iki, bir maç oynanmış. iki farklı teknik direktör. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Buradan anlarsınız yani. Tabii. He? Anlarsın yani. Üç aşağı beş yukarı çözersin. Çözersin herhalde değil mi? Burada bir şeylerin yanlış gittiğini çözersin yani. İkisi de aynı şeyden şikayet ediyor ed olamaz yani. Ya <laughs> olamaz abi böyle bir şey yani. Bu, bu nasıl bir şey abi? <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle Yani abi. bilmiyorum ben bugün bence bugün gerçekten tamam mı? Kimsenin de hakkını girmeyeyim ama bugün ben böyle şeylere çok aklım vermiyor. İşte operasyondur Fenerbahçe efendim. Ben ben her zaman şunu söylüyorum. Fenerbahçe güçlü durduğu sürece. Tamam mı? İşte yönetimiyle, başkanıyla ki varsa var mı yok mu o da belli değil. Ben yönetimimiz bizim var mı yok mu? Bir soruyorum size ya Allah aşkına bak. Hiç kimseyle bir derdim yok. Selahattin kimse... bir açıklamalar yapmış. Yapsın. Ardından. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Siz Fenerbahçe'nin şu an güçlü bir yönetimi, güçlü bir başkanı ve hani arkasını güçlü hissediyor musunuz abi? Ben, mesela bende yok. Çarşamba basın toplantısı yapacakmış başkan. Ya beni ilgilendirmiyor. Televizyona çıkacağım efendim. Beni ilgilendirmiyor. Başka bir şey soruyorum sana ya. Bilgi veriyorum. Yani şey Az Yıldırım ben burada kendi hikayemi anlattım. Az Yıldırım'ı tamam mı? En çok da kavga etmiş, en çok da hakkı yenemiş insanlardan olarak kendimi görüyorum. Ama başkanlık başka bir şey. Profesyonelliği konuşuyorum. Az Yıldırım'ın olduğu yerde veya onun yönetimi kurduğu yönetimde biz her zaman kendimizi güçlü hissediyorduk Berkay. Maçı kazansak da kaybetsek de. Yani yalnız olmadığımızı hissediyorduk. Hakkınızın, Bence bu oyuncular hakkını, yalnız hissediyorduk. Hakkınızın kendisi. korunduğunu hissediyorduk. Onu demeye çalışıyorum. Sürekli yani şimdi şu maçta ya çıkıp Selahattin Vakı konuşacak. Ya illa bir olay mı olması lazım? Siz hissettirmeniz lazım. Her yere. Galatasaray onu çok iyi yapıyor. Hissettiriyor. Sürekli demeçlerde her yerde orada timingine, tamam, doğru, timingine doğru yani. yapıyor. Bizde timing hatası var bir kere. Burada yani böyle bir maç oynanmış. Tamam mı? Yani biz sürekli diken üstünde maç kazanıyoruz abi. 4-1 kazandığımız maçta yemin ediyorum. Al kan ben, içinde kaldım ben. Sebahattin Gerek var Bey abi? demiş ki ee, açıklamasında. Bak penaltı olur. mı? Trabzon penaltı Spor kardeşim. Rahat bana soruyor. Sormayın kardeşim. Penaltı. Size ne kadar penaltıysa da bize o kadar penaltı. Her maç penaltı çalınıyor size. Yeter artık sizde bırakın kardeşim. Ya Mert e bu sonu penaltı değil miydi? Ya Allah aşkına gözünü seveyim. O da ya. penaltıydı, bu da penaltı. Yeter artık ee, ya. Şöyle bir e... ayağına vurdu. Tetenin ayağına vurmadılar. Bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Tetenin penaltısı penaltı mı? Ya olmaması lazım. Tam penaltı evet. ama penaltı verildi ve tam bu da ya penaltı. Ya bununla bunun alakası yoktu. 2023-2024 sezonunda ben yoktum. Avrupa'nın bu sezonda yani Avrupa'nın <laughs> 10 büyük ligi ve Süper ligi kapsayan 11'likte Evet. Yani Avrupa'da 10 büyüklük, lig, Süper Lig'de katalım 11 tane büyüklük. Bir maçta en fazla fual yapan takım Pendik Spor olmuş. Evet Bugün. tamam 29 işte kutlasınlar. Ee, onu konuşacak. Şimdi bunu alacaksın. Bak bunu alacaksın. Bu yazıyı kağıda bastıracaksın. Tamam mı? Eren Şafak mıydı? Hı -hı, göstereceğim. Ee, Eren hocam. Şafak. Yok ne göstereceksin ya? Alnına şöyle bir tane yapıştıracaksın onu şuraya kağıdı tamam mı? O kağıda böyle okuyor okuyor gidecek anladın mı? Ya yani onu... Ama buradaki en büyük terbiyesizlik emeğimiz çalındı diyor. Ya Baba sen zaten futbol oynamaya gelmemişsin. Sen futbolu katletmeye gelmişsin. Biz ne seyrettiğimizi biliyoruz. Sen futbolu katletmeye gelmişsin ama başaramadın. Fenerbahçe'yi tamam mı? Yemek isteyeceksin. Senin de canın ya yanıyor. Sen de düşme hattındasın. Evet. Ama adam gibi mücadele edeceksin. Yatmaya gelmeyeceksin. Bak. Niye söylüyorum bunu biliyor musun? Fenerbahçe'yi kazansın değil. Eğer bugün kazansaydı Anlı'nın hakkıyla tebrik etmeyen de namussuz evladım. Ama senin kaptanın, senin takım kaptanın, daha skoru elde etmeden, out çizgisinin orada yuvarlanıp dışarıya at, düşüyor. Sağın içine yeri yaratıyorsa sen zaten kazanmıyorsun. Allah vermez. Hepimiz inançlı insanlarız. Allah vermez. Bak kaçak dövüşünün, tamam mı? Kurnazlık yapanın, tamam mı? Kul hakkı diye bir şey var. Sen zaten buraya, sen düşme hattındasın. Sen zaten normalsin faul yapmaya, mücadele etmeye. O başka Tabii. ama sen yatmaya gelmişsin. O da artık... Yatıp zaman geçirip ben bir sıra yani, oynarsan ol. tamam ama mı? Olmaz. O zaman Allah da der ki öyle bir kurnazlık yok olmaz o. Olmaz, olmaz Ucuz anladın mı? Olmaz. Ee, şimdi Perşembe akşamı Fenerbahçe... Sanjulo'yu konuk edecek 3-0'ın rovanşında. Devamında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Edelim ama gidecek. rotasyonları da gözünü sevdiğim İsmail Hocam şu da kalmış 9 maç şunu söylemek bitir abi. şurayı al şu kupayı şampiyonluğu bizi de rahat ettir Allah'ın kitabını seviyorsan Bak Allah'ın kitabını seviyorsan Yapma şunu Yani söylemek rotasyon yapma söylemiyorum Yani 6 maç oynamayan Serdar Azizi bir anda oynatma İyi oynar kötü oynar başka bilemeyiz Maç kazanırız kaybederiz bilmez. riske girme Ben hep sağlam onu da sakatla anlamında söylemiyorum yani Ciko'yu da oynat her maç demiyorum onu hisset ama yani öyle bir rotasyon yapıyorsun ki bağlar çok, kopuyor çok keskin rotasyon yani Ankara gücün maçında yaptın. Maç gitti. Tabii çok keskin Anladın rotasyonlar mı? yapıyor. Ondan sonra adamlar çıkıyor, konuşuyor bizim hakkımızda. Normal sen onlara gidip üçersen. Çok keskin rotasyon. Bu şey gibi değil. Yani oyun konsolunda yorgun olan oyuncuyu değiştiriyorsun, atıyorsun ama bu ta takım kaptanını pis... sana oynatmayacaksın. Psikolojiyi sahaya sonra diyeceksin. Psikolojide öyle olmuyor. Yani takımın sağ içindeki reaksiyonu hemen gelmiyor. Altı oyuncuyu birden değiştirdiğin zaman. Perşembe akşamı nasıl bir rotasyon olacak ya da Trabzon maçında en hazır kadromla oynaması lazım. Ona göre bir hazırlık olması lazım. Ee, sakatlar dönecek mi, dönmeyecek mi bakacağız, göreceğiz. Ee, e, bakalım nasıl bir hafta bekliyor olacak bizleri. Perşembe akşamı dediğimiz misal jüri maçı pazar günü Trabzonspor deplasmanı. Birçok yorum geldi. E, birkaç tane süper chatten e, bakalım abi. <laughs> Burak demiş ki İsmail Kartal'ın oyunu okuyamaması ile Berkay'ın mesajları okuyamaması benzer yavaşlık. <laughs> demiş bana da bir sallamış inceden galiba Burak. Kim o? Burak. Ne demiş? <laughs> İsmail Kartal'ın oyunu okuyamamasıyla ile Berkay'ın mesajları okuyamaması benzer yavaşlık demiş. Yani aslında Bu şey... Bu inceden bir... <laughs> inceden bir dokunmuş. İsmail Kartal'la aynı kefeye koyması biraz ağır olmuş. Bir, bir biraz biraz e, sağ olsun Burak kardeşimiz hep destek oluyor. Sağ olsun var olsun. Buraya yazmışsın da kardeşim sana da ben cevap vereyim. Kime tamam vereceksin cevap abi? Bir tane birisine vereceğim. O kendini biliyor oraya yazmış. İşte herkese sallıyorsun falan diyorsun. Emre'nin odasına giremiyormuşsun. Niye giremediğini siz Galatasaraylar iyi biliyorsunuz. Anladın mı? Beni konuşturmayın <laughs> şimdi. Siz Braddon daha iyi bilirsiniz. Siz de beste yaptığınız küfür ettiğiniz adama da sahip çıkmanız da çok enteresan. O işi de çok iyi yapıyorsunuz. Küfür işi zaten. ne, olursa olsun kötü. Fenerbahçe taraftarını da küfür etmesi Etmemesi yani. lazım Yanlış. da. Şimdi Galatasaraylılar diyor ki siz sahip çıkamadınız Emre'ye diyor. Kardeşim herkes herkese kendine sahip çıkar. Herkes kendine siz sahip Siz adamı yollayıp canım. küfür ettiniz. Adama siz beste yaptınız bilmem ne türlü uyu var boyu var bilmem neyi var diye siz yaptınız şimdi de adama sahip mi çıkıyorsunuz? Niye? Bana geçirdi değil mi? Ya bana geçirse ne olur ya? ya bana sabaha kadar geçirse ne olur? Odasına girsem ne olur girmesem ne olur? Anladın mı? O kendi de biliyor ne olduğunu. O şunu açık getirecek. Eğer kişiliği, karakter oturmuşsa. Diyorum ki milli takımda 6 tane attım da Taraftar 5 istedi, 6 oldu. 10 istedi, zaman yetmedi. Açıklamadan sonra hiçbir Galatasaraylı abim hiçbirisi bir şey söylemedi. Tek o söyledi Inter'de oynarken. Bunu söyledim. Bunu açıklık getirecek. Öyle orada kim beslemiş? Kininden orada bir PlayStation'da Aa, Serhat da orada diyor falan. Yani Serhat da orada yanında oturuyorum zaten. Beraber oynadık PlayStation aynı takımda. Böyle Yok bak bak o kafayı salladı ya Fenerbahçe taraftan. Oradan içinden küfür ediyor. Tanıyorum adamı, anladın mı? Ümit Milli Takım'dan bir Fena arkadaşım. Fenerbahçe taraftarının da küfür etmesi çok yanlıştı o. O da yanlış evet. ama onun kafası hallederken, dışında... bak kinci bir insan, kinci bir insanın tamam mı? Fizik yapısından, vücudundan, e, duruşundan anlarsın. O, o oradaki programda da hiç benimle alaka olmayan bir konuda, bir görüntüde... ...bana giydirmesi veya bana giydirme çalışması tamamen planlamış bir şey, anladın mı? Tamamen, anladın. ulan ben seni kaç kere konuştum. Sen benim muhatabım değilsin, sen benim programımda zaten e, a, şeyin yok. Ya, sen Fenerbahçe Teknik Direktörü olsun, başka, şey, başka bir şey, anladın mı? İsmail Kartal'ı ben acımasızca eleştirmiştim sezon başında, adam 10'da 10, 20'de yapmış. Adamla hiçbir şeyimiz yok. Peki bu Sen, arada... Hayırdır yani ya? Güzel Neyse, bir gelişmeyle bir kapatalım. Yani. Arda gol atmış. Yemin et. Evet. <laughs> Arda Güler e, gol bulmuş. 4-0 90. Bu da dak... sana girsin Ancelotti. <laughs> Hadi 80... bakayım koçum benim. 89. dakikada girmiş. Ancelotti. <laughs> Bu dakikada golü yapmış Arda Güler. Hadi bakayım sana Arda Güler. Ee, Hadi bakayım. İlk golünü attı Real Madrid formasıyla. <laughs> Arda helal olsun. Hakikaten şimdi maçtan yayından sonra da golü izleyeceğiz tabii göreceğiz. Ee, çok mutlu oldum hakikaten formayla Santiago Bernabeu'da golü bulması. Nasıl gol attı çok merak ediyorum. Bütün chat yıkılıyor şu anda Arda gol diye. Ee, göremedik gol yani gören varsa güzel mi değil mi? Onu da yazın. <laughs> Onu da konuşalım. Bu golün bu golün eğer ki Ancelotti'ye girmesini isteyenler varsa da like atsınlar. Bu kadar söylüyorum başka bir şey söyleyeyim. Ancelotti'ye de denmez be abi ne diyorsun ya? Arda'nın golünü diyorum. Tamam abi Ancelotti de yani Ancelotti. Bu gol ya bu gol bir gol ya. Carlo Ancelotti iyi hoca ya. Ben kötü hoca demedim. Arda ile ilgili biraz şeyimiz farklı ya duygularımız. Bu gol Arda'yı Biraz ağır eleştirdin şu an. Hayır abi kötü bir şey söylemedik. Birazcık mi? ağır oldu Ancelotti'ye. La Arda Arda, Arda şeye girdi. Bence onunla kutlamış olabilir. Görmedim ama gitmiş olabilir. Ben diyorum baba. Ben Ancelotti'ye savaş açmıyorum burada. Ancelotti'yi seviyorum beğendim de bu hocayı. İşte bu golü Ancelotti'ye armağan etmek istiyorum abi izin var Eğer bu golü Ancelotti'ye armağan ediyorsanız arkadaşlar Öyle golü. diyelim aynen. Tamam mı Ancelotti için bir like alabilir miyiz? Bu gol, bu gol. Bu gol. Aynen Arda için. Arda'nın Arda Arda bu golü Ancelotti'ye girmesi için. <gülüyor> <gülüyor> Kuramadık cümle işte. anlar bizi. <laughs> Heh. Beni bazen çok zor durumda bırakıyor oluyorsun. Bazı durumlarda. Vallahi <laughs> Bazen bazen tamam. şey gibiyiz. Kendimi bazen nasıl hissediyorum nasıl biliyor musun? Nasıl hissediyorsun? Bazen böyle top kaybını yaptık, geriye koşmak zorunda kalıyoruz ya Allah diye koşmaya çalışıyoruz. Bir de bazen öyle hissediyorum. Şu an seni, <laughs> şu an o Fred'in geri koşuları falan... Hissettin onu, değil mi onu? Hissettim. Şu an canıma yandı biraz. Peki abi. Şu an, an, şu abi. an biraz kendimi Mert Akın gibi hissettim. <laughs> 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 Bugün iyi oynadı tebrikler. Ay, ağzına Mert sağlık abi. Hattin, hakkını her zaman veririz. Kardeşim Mert Hakan bizim kimseyle problemimiz yok. Sen bizi taraftara da ar arattırsan tamam mı? Sen bizi türbünü de arattırsan bir sana gönül koymayız. Ben öyle Fenerbahçe'de oynamışım falan öyle egolarda bir insan da değilim. Beni herkese sorabilirsin. Ben öyle kendi halimde evde takılan öyle çok fazla dışarılarda ee, kulis yapan birilerine buluşan işte prim yapan tamam mı? Adımla Serhat Takın adımla Fenerbahçe oynadım. Bir kuruş para kazandıysam şurada boğazımda kurusun yarın Burada olmayayım. Bak o kadar söylüyorum. Bir kuruş kazandıysam. Anladın mı? Ne kazandıysam haklı kazanç yapmaya çalıştık. Ee, oldu olmadı ayrı ama iyi oynarsanız iyi, iyi şey söyleriz. Kötü oynarsanız kötü şey söyleriz derken eleştiririz yani. Normal yani. Sen hiç oynamayacaksın. Hiçbir zaman mücadelenin içinde olmayacaksın. Böyle devam etmeli lazım. Mert Hakan'ın da böyle Hakan. lazım. Bugün nasıl diyorsak ki Mert Hakan'ın çıkması yanlış diye. İrfan. En çok ben eleştirdim ya İrfan'ı. İrfan bana da biraz tripliydi. Hiç de görüşmedim ama trip olduğunu sosyal medyadan hissettim. Sağ ayağıyla atmış. Kaleciyi geçmiş sağ ayağıyla atmış. Yapar. <laughs> Sen sağ ayağıyla atmış. Antrenmanda da yaptı. Kardeşim. Geçmiş kaleciyi <laughs> sağ ayağıyla atmış. Sağ ayağıyla ee... attıysa Tebrik ediyoruz Arda'yı da. Duble Ancelotti. <laughs> duble, duble like. Duble söyleyin. Duble like Duble olsun. like. Iki e, yayını kere. kapatırken İki kere like yayınımızı... Atarlarsa. Bir dakika. Yok. yok. İki kere like atarlarsa... Yok şu şu butonun aktif olması bir kere lazım. Bir kere basacaklar. Yani bir, Sen duble bir... diyorsun, duble atarsa adam sayı olarak, like. Sayı olarak. Ha. Sayı olarak. Tamam onu ekle. Sayı Çünkü olarak. öbür türlü like geri çıkıyor. Ya, like butonunuzun böyle olması lazım. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun katılımlarınız, destekleriniz için. Ee, bu akşam canlı yayınımızı noktalıyoruz. Perşembe akşamı Saint-Julois Fenerbahçe, daha doğrusu Fenerbahçe Saint-Julois karşılaşmasından... Adını unuttuk ama onu da söyleyelim de ne? onu da kapat. Mert Hakan'ın gol sevinci çok güzeldi. Hırslıydı, hırslı gol sevinci. E, o anlar benim. Evet. E, bu, bu, bu oraya giderse o anlar. Oradan devam. <laughs> peki. Lazım, e... lazım. Bak gerçekten söylüyorum. Peki. Çok önemli. Bazen bu, bu tarz maçlarda onlar lazım abi. Peki, peki. E, Ağzını sağlık abi. Seyircilerimize tekrar teşekkür ediyoruz. E, bizden bu akşamlık bu kadar tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.